çocukları kendi mübarek sulbünden gelen parçalarıdır. O parçalar özellikle Fatıma bidatü minni, Fatıma benim parçamdır. Onun hakkında özel bir nasrı vardır, beyanı vardır. Bu yüzden çocuklarından ders devam edecek. En sahih rivayete göre Muhammed Mustafa'mızın sallallahu aleyhi ve sellem 7 tane evladı vardır. Bunların 3'ü erkektir, 4'ü kızdır. Erkeklerin hiçbiri buluğa erinceye kadar yaşamamıştır. Bunda hikmeti vardır. Çünkü İbrahim Aleyhisselam'dan doğanlar hep peygamber oldu. İshak Aleyhisselam peygamber oldu. İsmail Aleyhisselam peygamber oldu. Yakup Aleyhisselam, İshak Aleyhisselam'dan doğan peygamber oldu. Yakup Aleyhisselam'dan doğan Yusuf Aleyhisselam peygamber oldu. İsrailoğullarının peygamberlerinde hep böyle babadan oğula geçiş oldu. Zürriyeten bazı amin bazı. Bu nesillerin bir kısmı diğerlerinden gelmedir diyor Kur'an-ı Kerim. Ve cealnâ fî zürriyeti nübüvvete vel kitâb. Peygamberliği kitabı İbrahim'in nesline koyduk diyor. Yani İbrahim Aleyhisselam şecere-i nübüvvet ağacıdır. İbrahim Aleyhisselam'dan sonra gelen bütün peygamberler mutlaka onun neslindendir. İbrahim Aleyhisselam'dan sonra gelen hiçbir peygamber onun zürriyetinden gelmeyen yoktur. Hepsi onun zürriyetidir. Ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in dışındakilerin hepsi İshak Aleyhisselam'dan gelmiştir. Bir tek Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem İsmail Aleyhisselam'dan gelmiştir. Şimdi Resulullah mı büyüktür sallallahu aleyhi ve sellem? İbrahim Aleyhisselam mı daha büyüktür? Resulullah daha büyüktür sallallahu aleyhi ve sellem. İbrahim Aleyhisselam'dan gelenler peygamber olunca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den gelenlerin de peygamber olması hikmete muvafık düşmüştür. Ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hatemün Nebiyyindir. Peygamberlerin sonuncusu olmak açabilir. Ondan sonra peygamber gelmeyecektir. Dolayısıyla yaşasa ne olacak? Kasım oğlu yaşasa, Abdullah oğlu yaşasaydı, İbrahim oğlu yaşasaydı, Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh kendisinden sonra en büyük insan olarak halife olmuştur. Efendimizin oğlu yaşasa burada ne olacak yani? Halifelik buna az gelir. Halifelik buna ne gelir? Az gelir. Ne olması lazım? Peygamber olması lazım. Onun için buyurdu ki sallallahu aleyhi ve sellem oğlum yaşasa peygamber olması icap edecek. Onun için Mevla ne yaptı? Bütün oğullarını buluğa ermeden ve kendi hayatında kabz etti. Sallallahu aleyhi ve sellem bundan dolayı da mahzun oldu, üzüldü ama ahirete ne gönderdi? Öncüler gönderdi. Tabi o fazilete, zaten bütün faziletlerde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ilk sıradadır. Ne kadar teşvik edilen amel, sevaplı amel varsa hepsi ona nasip olmuştur. İşte çocuklarının kendinden önce buluğa ermeden vefatı da çok önemli bir fazilettir. O fazilete de mazhar olmuştur. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Bu da bir hikmettir. Kendisinden önce vefat etmiş olmalar. Ne dediler Mekke'de oğulları vefat edince? Bu Muhammed dediler, nesilsiz dediler. Haşa, hayırsız dediler. Haşa, çocuklar da yaşamadı dediler. Onlar da erkek çocuk endeksli bir cahiliyet toplumu oldukları için kızlar yaşasa da erkekler yaşamayınca nesli devam etmez, soyu kesildi, ebter dediler. Rabbim de ne buyurdu? İnne ataynâkel kevser. Biz sana bütün hayırları verdik. Dünyada ne kadar hayır varsa, ahirette ne kadar hayır varsa, cennette ne kadar hayır varsa, Havz-ı Kevser, Kevser Irmağı ne kadar? Kevser, lügatta kesretten gelir. Vav, mübalağa için gelir araya. Çok bol hayır demek. Bütün hayırları biz sana verdik. Fasallilli Rabbike venhar. Sen de Rabbin için namaza devam et, kurban kes. Şükret, hamdet. İnne şanieke, o sana kızan, Muhammed'in nesli kesildi diyen Ebu Cehiller var ya, hüvel ebtar. Esas nesli kesilen onlardır. Hayır, bütün hayırlardan kesik olanlar, mahrum olanlar ancak onlardır. Şimdi Ebu Cehiller anılıyor mu? Anılıyor. Ama neyle anılıyor? Lanetle anılıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nerelerde anılıyor? Arşta, kürsüde, levhde, kalemde, cennette, her yerde, göklerde, yerlerde, insanlarda, cinlerde, hayvanlarda, ağaçlarda, balıklarda, her yerde Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Anılıyor mu?
Tanınıyor mu? Ezanlarda, ikametlerde, hutbelerde, sohbetlerde, nişanlarda, nikahlarda, her türlü vesilelerde, ilk sözlerde, hamdlerin içerisinde, şehadetlerde. Elhamdülillah. Nehmedü ve nesta'inu. Allah hamd ettikten sonra hemen hutbede her yer ne diyor? Ve nusalli ve nusallimu ala rasulü Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi. Hemen ona salavat. İkinci, o geliyor. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. O geliyor. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdü ve rasulü. O geliyor. Ve rafa'nâ leke zikrak. Şanını yüce ettik Allah buyuruyor. Zikrini yüce ettik Allah buyuruyor. Ben nerede anılıyorsam sen orada anılıyorsun ya Muhammed buyuruyor. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Onun için oğullarının yaşamaması ona bir noksanlık getirmemiştir. Ama nesli devam etmiş midir? Etmiştir. Kimden? Fatıma annemizden devam etmiştir. Diğer Zeynep, Rukayye, Ümmü Gülsüm üç kızından nesil devam etmemiştir. Çocukları olmuştur ama vefat etmişlerdir. Fatıma annemizden doğan Hasan, Hüseyin oğullar olarak söylüyoruz. Onlardan nesil devam etmiştir. Hazreti Hasan Efendimiz de çok evlenmiştir. Tabi bütün kabileler de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in akraba olmak için ona kızlarını hep arz etmişler, evlenmesini istemişler ki Ehl-i Beyt'ten Resulullah'ın torunları olsun bizim aileden diye. Sallallahu aleyhi ve sellem de. Bayağı evlenmiştir. İmam Gazali 200 kere diyor. Bazı kitaplarda 600 kere diyor. Boşuyordu, alıyordu. Fakat onlara diyordu, Hazreti Ali Efendimiz dedi ki, ey Küfeliler Hasan'ı evlendirmeyin. Boşar dedi. Ya çünkü çok talep oldu. Onlar dediler ki, biz biliyoruz ya boşansa da mühim değil. Bir soyumuz Resulullah'a ulaşsın, bir akrabalık olsun, mühim değil diyorlardı. Onun için kimseye zarar verme durumu söz konusu değildi. İnsanlar kendi heveslerinden dolayı yapıyorlardı. Hazreti Hasan Efendimiz'e böyle bir durum olmuştur. İslam'da evlilik kitabında da kaynaklarını vermişim. Bu çıkan kitapta da İhya'da geçiyor. Nerede geçiyorsa bunlar kafadan atılacak şeylerdi. Ciddi bir mesele konuşuyoruz. Bunun da kaynakları kitaplarda mevcut. Hatta İmam Gazali'nin İhya'nın metninde de geçiyor. Neden? Sevgiden, aşırı muhabbetten. Bu neye sebep olmuştur? Resulullah'ın sülalesinin artmasına sebep olmuştur. Ve ondan sonra her taraf şehitlerle, şeriflerle dolmuştur. Hazreti Hüseyin Efendimiz de tabii ondan da gelmiştir. Fakat Hasan Efendimiz'den de Hüseyin Efendimiz'den de gelenler, onlar da tabii evlenmeler vasıtasıyla çoğalmışlardır. Birçok tabii zorba devletler, krallar onları başlarına bela olacaklar diye endişelenerek sürgün etmişlerdir. Ehl-i Beyt çok sıkıntılar çekmiştir. Efendim mesela İdris Ezher Hazretleri, İdris Ekber, Büyük İdris, Hazreti Hasan'ın soyundan gelen Fas'a gitmiştir. Fas'taki ilk devleti o kurmuştur. Devlet İdrisiye denir. İdrisler Devleti, Edaris'e. İdrisler Devleti, Büyük İdris, Küçük İdris. Onlar hep Hazreti Hasan'ın torunlarıdır. Abbasilerden sıkıntı çekince Fas'a gitmişlerdir. Fakat orada da mübarekleri zehirlemişlerdir. Fakat Fas'taki devleti onlar kurmuşlardır. Bir kısmı Yemen'e gitmişlerdir. Yemen'dekilere Habib derler, Seyit yerine. Tabir değişikliği vardır. Bütün Yemen'de dünya kadar binlerce, on binlerce Seyit vardır. Yemen'de çünkü Seyitler oraya gitmişlerdir. Sonra oradan Endonezyalara gitmişler, Malezyalara gitmişler 300 sene evvel falan. Bütün oraları Müslüman edenler yine Seyitlerdir. Şimdi Endonezya'ya gidersin Seyit dolu. Ben orada bir medreseye gittim. Birkaç yüz talebe var. İnternette resimler de olabilir. Cübbelahmetoca.tv'de girerseniz resimler bölümüne orada görürsünüz. Jakarta'ya, Endonezya'da yakın bir medresedir. Hemen hemen birkaç yüz talebenin çoğu Resulullah'ın torunudur. Sarılan hepsi sarıklı, küçük küçük. Efendim bu Ahmet Rufai'den geliyor. Bunlar Rufai, bu Abdülkadir gelen torunları. Hepsinin ailesi de bellidir. Endonezya'da sen de dersin ki Endonezya dünyanın bir ucu. Endonezya'da Seyit ne arıyor? Öyle değil işte. Hindistan'da seyit doludur. Pakistan'da seyit doludur. Hep Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem torunları dünyaya yayılmıştır. Onun için efendim kainatın efendisinin nesli devam etmektedir. Kıyamete kadar da edecektir. En sonunda Hazreti Mehdi de nereden gelecektir? Hazreti Hasan Efendimiz'in sülalesinden gelecektir. Demek ki dünya onlardan asla boş kalmayacak. Allah da boş bırakmasın. Amin. Bütün tarikat kurucuları hemen hemen şehittir. Ebu'l-Hasan Şazeli şehittir. Şah-ı Nakşibendi Hazretleri Cafer-i Sadık'tan gelir.
şehittir. Abdülkadir Geylani şehit, Ahmet Rufai şehittir, Ahmet Bedevi şehittir, İbrahim Düşuki şehittir. Ne kadar tarikatlar aklınıza geliyorsa hep kurucuları şehitlerdir. Ehl-i Beyt'tendir. Dolayısıyla Resulullah'ın nesli sallallahu aleyhi ve sellem yaşamaktadır ve devam etmektedir. Şimdi 3 erkek 4 kız. İlk doğan çocuğun adı Kasım'dır. Bundan dolayı Araplarda insana verilen künye nereden alınır? İlk doğan çocuğundan, oğlundan alınır. Bundan dolayı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem künyesi nedir? Ebul Kasım'dır. Ama başka birinin diye Kasım diye birinci oğlu olsa, ilk çocuğu oğlan olsa, Kasım olsa ona Ebul Kasım denmez. Çünkü ne buyurdu? Tesemmüv bismi, ismimi takabilirsiniz. Ahmet, Mahmut, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Bu isimleri çocuklarınıza takabilirsiniz. 201 ismi şerif var. İsimlerin hepsini takabilirsiniz. Ve la tekennev bi künyeti, künyemi takamazsınız demiştir. Künyesi nedir? Ebul Kasım'dır. Kasım oğlundan gelir. İkinci olarak hep bunlar kimden doğmuştur? Bütün çocukları İbrahim oğlu hariç. İbrahim oğlu Medine'de Mariye validemizden, cariyesinden doğmuştur. Efendim, diğer bütün çocukları Mekke'de doğmuştur. Kimden doğmuştur? Hatice annemizden doğmuştur. Bütün çocukların anası Hatice validemizdir. Yani 6 çocuğun annesi Hatice validemizdir. Radıyallahu anha, annelerin annesidir. Kasım'dan sonra Zeynep isimli kızı doğmuştur. Ondan sonra Rukayye, Türkçe'de Rukiye diyorlar. Arapçası onun Rukayye'dir. Rukayye doğmuştur. Sonra Fatıma annemiz doğmuştur. Radıyallahu anhünne ecma'in. Sonra Ümmü Gülsüm kızı doğmuştur. Ümmü Gülsüm de bir künyedir. Gülsüm'ün annesi manasında. Onun ismi bilinmemektedir. Yani Gülsüm'ün annesi de adı ne? O isim bilinmiyor. Ümmü Gülsüm olarak kalmıştır. Sonra Abdullah isimli oğlu doğmuştur. Bazı siyer kitaplarında Tayyip isimli oğlu var, Tahir isimli oğlu var diye geçer. Onların hepsi Abdullah'ın diğer isimleridir. Farklı çocuklar değildir. Abdullah isimli oğlu doğmuştur. Ondan sonra bunlar efendim Mekke'de doğmuşlardır. Hatice annemizden doğmuşlardır. Sonra Medine-i Münevvere'ye gelindiğinde Mariye annemizden kim doğmuştur? İbrahim isimli oğlu doğmuştur. Hepsi Mekke'de yatıyorlar, diğer oğulları. Hatice annemizin kabrinin yanında yatıyorlar. İbrahim aleyhisselam yani Efendimizin oğlu olan o Cennetül Bekir'de Medine-i Münevvere'de yatmaktadır. Kasım isimli oğlu Mekke-i Mükerreme'de vefat etmiştir. 2 yaşında vefat etmiştir. Daha az rivati de var, daha çok rivati de var. Çocuklarından ilk vefat eden Kasım'dır. Aleyhisselam. Allah şefaatine nail eylesin. Onun parçası. Abdullah isimli bu Mekke'de Hatice annemizi Cennetül Me'la, siz Mualla diyorsunuz. Cennetül Me'la kabristanında ziyaret ediyorsunuz ya, yeşil kapı var. Burada tam tepeye çıktığım vakitte Hatice annemizin kabri şerif, mutlaka Mekke'ye gidince mutlaka ziyaret edin. Ömrede haçta. Ziyaretsiz Medine'ye geçmeyin veya memlekete dönmeyin. En büyük annemiz orada yatıyor. Bütün yükü o çekti. Bu İslam'ın bidatinde ne sıkıntılar çekti. Çok büyük hakkı var üzerimizde. Onlar hakkında da bir ders yapmamız gerekiyor. İnşallah. Onun için mutlaka ziyaret edin. Ziyaret ederken sadece ona selam vermekle kalmayın. Kasım oğluna da Efendimizin selam verin. Abdullah oğlu da oradadır. Ona da selam verin. Ondan sonra tabii bir rivayet annesi oradadır ama kuvvetli rivayet Ebva'dadır. O uzak biraz. Mekke Medine arasında. Dedeleri de oradadır. Yani Abdülmuttalip vesaire dedeleri de sağ taraftadır. Arifan dergisinde bir sene evvel falan bir sayıda ben Osmanlı zamanındaki mezarlığın kubbeler olan Vehhabiler yıkmadan evvel mezarlığın resmini basmıştım. Arifan dergisinde oralarda işaretlerle de kubbelerin üstünde burada falan dedesi yatıyor diye de gösterilmiş idi. Eski dergilerde vardır. Ondan sonra
Abdullah oğlu küçük yaşta, tam şey bilinmiyor, ayı, günü, gece, yani kaç senelik olduğu, yine Mekke'de vefat etmiştir. Aleyhissalatü vesselam, Rabbim şefaatine nail eylesin. İbrahim oğlu hicretin 8. senesinde, yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vefatına 2 sene falan kala, Zilhicce ayında, hac ayında doğmuştur. 7. gününde, yani 7 günlük olduğunda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem akike kurbanı olarak 2 koç kesmiştir. Sonra ona İbrahim adını koymuş. Başını tıraş etmiş. Yani doğduktan sonra 7 günde başında ne kadar tüy varsa o tüyün tartısınca ne veriliyor? Gümüş. Gram olarak. O kaç gram geliyorsa işte başına, çok az bir şey gelir ama o da sünnettir. Sadaka vermiştir. Bizim de şu anda böyle yapmamız, çocuklarımız olduğunda oğlumuz, sünnettir. Efendim hicretin 10. senesinde, yani bir sene 10 aylık kadar olduğunda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin vefatından, yani çok az, birkaç aylar kala yani vefat etmiştir. Cennetül Bekî'de defnedilmiştir. Onun vefatında güneş tutulmuştur. Bütün insanlar Efendimiz Resulullah'ın oğlu öldüğü için güneş tutuldu deyince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem neşşemsi vel kamer ayeti, yani ayatillah. Güneşle ay Allah'ın ayetlerinden iki ayettir. La in hasifan li mevti ahadim ve la li hayati. Kimse doğdu diye, öldü diye güneş ay tutulmaz. Buyurmuştur. İnsanları o hususta bilgilendirmiştir. Üzülmüştür, ağlamıştır. Gözlerinden yaş gelmiştir. Ya Resulallah sen de mi ağlıyorsun dediklerinde. Hadi rahmetun cealehallah fi kulubi ibadi ruhema. Bu bir acıma duygusunun göstergesidir, belirtisidir. Allah Teala merhametli kullarının kalplerine, kullarının kalplerine bir acıma vermiştir. Çocuğu ölünce insan ağlar. Bu Allah'ın verdiği acımanın seridir. Allah-u Teala kullarından ancak merhamet sahiplerine acır buyurmuştur. Acıma hissi kimin kalbinden sökülüp alındıysa o şakidir, bedbahtır buyurmuştur. Merhamet. Sonra innel ayne tedma'u vel kalbe yahzen. Gözden yaş akabilir. Kalp de üzülür. Bunlar beşerin ihtiyarında, iradesinde değildir. Gayri ihtiyari olan şeylerdir. Tabii, doğal şeylerdir. Bunlarda bir efendim yasaklık yoktur. Ama ve la nekul illa ma yerdani rabbuna. Rabbimizin razı olmadığı sözleri söylemeyiz. Yani beni mi buldun, nereden buldun, bu çocuğu niye aldın, böyle şeyler insanı kafir eder. Allah'ımıza itiraz yoktur. Kadere itiraz eden kafir olur. Onun için biz Rabbimizi gazaplandıracak sözler söylemeyiz buyurmuştur. Kızlarına gelince, ilk kızı olarak Zeynep valide. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 30 yaşındayken doğduğunu söylüyor İbn-i İshak. İslam'a yetişmiştir. Müslüman olmuştur. Hicret etmiştir. Zeynep isimli kızı. Babası Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem onu çok sevmiştir. Evet. Onu teyzesinin oğlu Ebu Las ibn-i Rabi ibn-i Abdülüzzâ ile evlendirmiş. Sonra İslam gelince aralarında bir ayrılık vuku bulmuş. Sonra kocası da Müslüman olunca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aralarını cem etmiştir. Gerçi aralarını ayırmadı diyen de var. Çünkü şirk ehliyle Müslümanların birbirinden nikah bakımından ayrılması gerekliliği hicretten sonra o ayet geldiği için o da Müslüman olduğu için o arada, o ayet gelene kadar Müslüman olduğu için aralarını ayırmadığına dair rivayette vardır. Ayşe annemiz İslam Zeynep'le kocası Ebu'l-As arasında ayrılık hükmü getirdi. Fakat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mekke döneminde yani buna kadir olamadı.
Daha sonra Allah nasip etti, kocası Müslüman oldu demiştir. Bu Zeynep validemiz Ebu'l-As'tan Ali ve Ümame isimli iki çocuk doğurmuştur. Bunlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nesi oluyor? Torunlar oluyor. Ali ve Ümame. Ali ismindeki torunu buluğa ermeye yakın çağda, buluğa ermeden vefat etmiştir. Ümame isimli torunu kız, Zeynep validenin kızı. Hazreti Ali Efendimiz, şimdi Ümame'nin, Fatıma annemiz nesi oluyor? Teyzesi oluyor. Hazreti Ali Efendimiz, Hazreti Fatıma annemiz vefat edeceği zaman, vefatından önce Hazreti Ali'ye ne vasiyet etmiştir? Benden sonra Ümame ile evleneceksin demiştir. Görüyor musunuz İslam kadınını? Şimdikiler ne der? Benden sonra birine evlenirsen gece gelirim rüyada gözünü oyarım. İslam'a uymayan laflar. Cahiliyet sözleri. İlla evlenme, evlenecek misin? Şöyle olur. Ya kardeşim, bu İslam'ın hükmüdür. Bekarlık durmak caiz değildir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şiraru mevtakum uzzabukum, ölülerinizin en şerlileri bekar ölenlerinizdir buyuruyor. Bu evlenme kitabını okuyun. Şu anda çıkan İslam'da evliliğin birinci kitabını okuyun. Bunları öğrenirsiniz. Evet. Yaşarken de en şerlileriniz bekar duranlarınızdır. Ölü, en şerli ölüleriniz de bekar ölenlerinizdir. İnsanın yalnız kalması uygun değildir. Hatta bir hoca efendi, hafız efendi, kitapta da yazdım. Onları hep okuyun. İsmail Ağa'da gelirdi, imamlık ederdi. Çok mübarek, takva sahibi, bembeyaz sokallı. Efendi Hazretleri hep onu imam ederdi. Sonra vefat etti. Karagümrük'te bir evde oturuyordu. Efendim, bekarıydı, hiç evlenmemişti. Yaşlı zat, 70-80 yaşlarına kadar. İşte evlenmemişti. Orada tek başına vefat etti. Ağustos sıcağıydı. Çatı katta da oturduğu için sıcaktan da kavrulmuş. Öyle bir kokuşmuş idi. Milletin de haberi yok. Camiye gelmiyor, gitmiyor diyene kadar vefat etti, anlaşıldı falan neyse. Cenazesini yıkama diye biz de gittik. Fakat metrelerce yakına yanaşılmayan bir koku. Yanaşılmaz yani. Hatta işte böyle lime lime dökülüyor etler. Ya bu sefer hortumla beraber uzaktan su tutmak icap ediyor. El değilemiyor. Ondan sonra torbalara sarıldı. Yani kaç torbalar içine Eyüp Sultan'da gömdük Efendi Hazretleri'yle. Yani yanına yanaşmak mümkün. O kadar torbanın içinde. Efendi Hazretleri buyurdu ki çok mübarek adamdı. Evlenmemenin cezasını, bekar ölmenin cezasını dünyada çekti. Onun için sahabe-i kiramdan bazıları ne yaparlardı? Hanımıyla kendisi, ikisi de komada, ölüm döşeğinde yatıyorlar. Hanımı önce vefat etti. Bu da kıpıldayacak hali yok, ölmek üzere. Fakat derdi ki Allah'a bekar kavuşmayayım, beni evlendirin. Demek ki orada nefsani bir tatmin yok. Ama sünnet üzere öleyim diye o vaziyette nikah ederlerdi. Dolayısıyla evlenmemek falan takvalık değil. Öyle bu adam çok takva, evlenmez falan diyenler İslam'ı bilmeyen cahiller. Bu İslam'da evlilik kitabından çok istifade edersiniz bu konularda. Kültürünüz artar. İslam'ın kültürünü hayatımıza hakim etmemiz lazım. Cahiliyet kültüründen kurtulmamız lazım. Avrupa kültüründen kurtulmamız lazım. Kafirlerin kültür emperyalizminden sıyrılmamız lazım. Biz Müslümanız kardeşim. Baktığımız her noktaya Avrupa gözüyle bakmamamız lazım. Asr-ı saadet gözüyle bakmamız lazım. Bu ne olacak bu cahillik ya? Fatıma annemiz ne diyor? Benden sonra kimi alırsın diyor? Ümame'yi alırsın diyor. Onu vasiyet ediyor. Evet. Hazreti Ali Efendimiz de şehit olmadan evvel ne diyor? Ümame onun hanımlarındandı. Hazreti Ali Efendimiz de diyor ki Ümame'ye benden sonra Mughire bin Nevfel ibn Haris ibn Abdülmuttalip ile evleneceksin diyor. Hazreti Ali de kimle evleneceğini söylüyor. Yani güvendikleri insanlara birbirlerine vasiyet ediyorlar. Çünkü bu Allah'ın kanunudur. Bekar durulmuyor. O zaman tabii ki rast gelenle evlenmesin diye vasiyet yapıyor. Efendim tercih hakkını kullanıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu Ümame'yi çok severdi. Bu kız torununu. Zeynep validemizden olan. Namazda onu omzunda taşırdı. Omzunda koyardı. Rükû eğildiği zaman yere indirirdi. Ondan sonra secdeye eğilirdi. Secdeden başını kaldırıp tekrar omzuna bindirirdi.
ilk zamanlar tabi namazdaki bu hareketler meseleleri de sahabe-i kiramda ilk zamanlarda namazda bu hareketsizlik şeyi gelmemişti. Namaz kılarken mesela selam veriyorlardı, selamını alıyorlardı, kapı çalsa gidiyorlardı, açıyorlardı. Böyle bir rivayet görürseniz, vay anasını ya, biz hiç sağa bakma, sola bakma, çivi gibi çaktılar bizi hocalar demeyin. Çünkü neden? Bu İslam'ın ilk zamanlarındaki hükümlerdir. Daha sonra gelen hükümlerle ne olmuştur? Efendim bunlar nesh edilmiştir, kaldırılmıştır. Namazda konuşmak, böyle ameli kesir denen çok hareketler yasaklanmıştır. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bu torununa olan muhabbeti ile ilgili bu rivayet zikredilmektedir. Zeynep validemiz hicretin 8. senesinde vefat etmiştir. Hicretin 8. senesi. Demek yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vefatına 2 sene kala. Yani o kadar yaşamıştır. Rukaye kızı aleyhisselam Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 33 yaşındayken doğmuştur. Evvela Utbe, Ebu Leheb'in oğlu Utbe ile evlenmiştir. Kız kardeşi, yine Efendimizin kızı Ümmü Gülsüm'le de yine Ebu Leheb'in oğlu, yani amcaoğlu Uteybe. Bu ikisi evlenmişlerdir. Fakat Tebbet yeda Ebi Leheb'in, Ebu Leheb'in elleri kurusun ayetleri inince, tabi Ebu Leheb amcasıdır, öz amcasıdır sallallahu aleyhi ve sellemin. İşte anlatıyoruz, doğum gecesinde sevincinden Süveybe cariyesini azat etmiş, Efendimiz'e onu süt anne tayin etmiş, sevinmiş ama sonradan İslam gelince çok aksilik etmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bütün Kureyş'i Safa tepesinden seslenerek çağırdığında hepsi toplanmışlar. Günün ortasında bu Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem boş konuşmaz, boş yere bağırıp çağırmaz. Böyle sessiz, sedasız bir insan, bağırdığına göre çok önemli bir mesele var diye toplandıklarında onlara لَوْ كُنْتَ اَخْبَرْتُكُمْ اَنَّ بِسَفْحِ هَذَا الْجَبَلِ عَدُوًا قَدْ حَضَرْ اَكُنْتُمْ مُسَدِّقِيَّ şimdi bu tepenin arkasından düşman geldi size saldırmak üzere diye bildirecek olsam size beni doğrular mıydınız? Diye sorduğunda kalu demişlerdi ki naam مَا جَرَبْنَا لَكَ كَدِبًا tabii ki doğrularız seni, hiç yalanını denemedik ki. O zaman buyurmuştur ki inni nedirul lekum beyne yedi azabin şedid. Çok şiddetli azap var. Ölüm var, ahiret var. Neler olacak? Dayanılmayacak azaplar var. Ben önden gönderildim. Sizi uyarıyorum. İman edin. İslam'a girin demiştir. O zaman çokları itiraz etmişler. Bizi işimizden gücümüzden ettin. Efendim bunun için mi çağırdın? İşte amcası Ebu Leheb de ne demiştir? Tebbenlek. Helak olasın demiştir. Elihaza davtena, bizde bir şey var zannettik. Bunun için mi çağırdın? Deyince Rabbim de tebbet yeda Ebi Leheb. Ebu Leheb'in iki eli helak olsun. Yani bütün bedeni vücudu helak olsun. Ve tebbe zaten helak oldu da diye Rabbim kararını vermiştir. Ebu Leheb kendi başına çok uyuzlu bir hastalık, bulaşıcı bir hastalığa tutulduğu için herkes onu terk etmiş vaziyette. Kendi başına ölmüş, gömememişler. Üzerlerine uzaktan taş atarak cesedini yani kapatmışlardır. Kimse yanına yanaşamayacak halde perişan olmuştur, helak olmuştur. Ama işte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i pazartesi gecesinde doğduğu müjdesini aldığında cariyesini azat etmekte sevindiği için ne diyor Hazreti Abbas'a rüyasında? Pazartesi geceleri Mevlid gecesinde parmaklarımın boğumlarından bana biraz su içiriliyor. Ona bile bu iş yaradıysa cehennemden çıkamayacağı halde ya biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in doğumuyla sevinen bizim gibi bir çarelere bu iş ne kadar yarayacak inşallah? Hiç cehenneme girmek görmek de nasip olmayacak inşallah. Şu mübarek cuma gecesi Mevlid ayı hürmetine. Amin. Efendim bu Tebbet suresi nazil olduğu vakit tabi hanımı da Ümmü Cemil, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in yengesi, o da çok eziyetler etmiştir. Yollarına dikenler döşemiştir vesaire. Kur'an-ı Kerim'de o da zemmedilmiştir. Ebu Leheb iki oğluna Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem iki kızını boşamazsanız, onlardan ayrılmazsanız haklarımı haram ederim diye böyle bir ant vermiş. Onlar da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem iki kızıyla hiç birleşmemişlerdir.
İki oğlu da, iki kızıyla Efendimizin hiç onlara birleşmek, zifaf nasip olmamıştır. Fakat nikah nasip olmuş, zifaf nasip olmadan efendim Ebu Leheb'in oğlu Utbe Ümmü Gülsüm'ü bırakmış nikahını. Sonra Nebi sallallahu aleyhi ve selleme geldiğinde senin dinine küfrettim, kızını da terk ettim demiştir. Seni sevmiyorum, sen de beni sevme demiştir. Bir de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in üzerine saldırarak gömleğini yırtmıştır. Bunun üzerine sallallahu aleyhi ve sellem Ema inni yes'elullah yusallit aleyke kelbehu. Allahümme sallit aleyke kelben min kilab. Ben Allah'tan isteyeceğim, sana bir köpeğini musallat edecek demiştir. Ve ya Rabbi buna köpeklerinden bir köpek musallat eyle buyurmuştur. Öyle köpek derken aslan yani. Efendimiz duada köpek diye geçiyor ama parçalayıcı hayvan manasında. Bunun üzerine bu Utbe Şam'a git, ticaret için Şam yoluna çıkmış. Bu bedduadan sonra Şam'a yakın Zerka denen bir yer var. Orada geceliğin konakladığında herkes efendim yatarken bütün kafilenin içerisinden bir aslan gelmiş. Hiç kimseye dokunmamış. Sadece onun üzerine saldırmış, kafasını kırmış. Aslan onun kafasını kırmış ve onu yemiştir. Yemiştir. O tabii aslan geldiğini görünce, kimseye dokunmayıp da kendisinin üzerine gelince, vay anam, anamın vay haline, Muhammed'in bedduası mı tuttu? İbni Ebi Kepşe, Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem dedelerinden biridir Ebu Kepşe, onun torunu diyor. Ebu Kepşe'nin oğlu, yani Efendimiz'i kastediyor, Ebu Kepşe'nin oğlunun oğlu Mekke'de, ben şimdi burada Şam'dayım, o Mekke'deyken daha buradan Şam'daki adamı beni mi yedirtecek, bu nasıl bir güçtür, nasıl tutturdu bu kadar diye şaşkın vaziyette beklerken aslan herkesi geçip bunu bulmuş ve bunu yemiştir. Efendim Ümmü Gülsüm annemiz böylece ondan ayrılmıştır. Sonra bu Ümmü Gülsüm annemiz kiminle evlenmiştir? Hazreti Osman bin Affan radıyallahu teala anh ile evlenmiştir. Allahu Teala'nın vahyiyle İbn Abbas radıyallahu anhuma'dan rivayet edilen hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki inna Allah evha ileyye en üzevüce kerimeteyye Osman ibne Affan. Allah bana vahyetti ki iki kızımı da kimle evlendireceğim? Osman bin Affan ile. Allah bana böyle vahyetti. Taberani Mucem'inde bunu zikretmiş. Bir hadiste de yani Rukayye'te Ümmü Gülsüm isimlerini de söylemiş. Rukayye ile Ümmü Gülsüm. Fakat iki kızı bir anda, iki kız kardeşle evlenmek caiz değildir. Dolayısıyla bu ne zaman olmuştur? Allah'ın bu vahyini tahakkuk etmesi. Mevla biliyor tabii. Biri vefat edecek. Ondan sonra diğerini nikah edecektir. Ümmü Gülsüm annemiz iki hicrette de bulunmuştur. Yani Habeşistan'a da hicret etmiştir. Mekke'de müşriklerin saldırıları artınca Hazreti Osman'la beraber. Yine bu kitapta hepsi var. Habeşistan'a hicret. Bu Mevlid kıssası. Bu yeni çıkan kitapta onları okuyun. Habeşistan'a hicret bölümü var. Orada hadis var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kızının peşinden hep haber sormuştur. Yolda gören var mı? Ne oldu? Ne bitti? Birisi gelip ya Resulallah Osman'ı gördüm. Senin kızınla beraber gidiyorlardı. İşte Osman sürüyordu deveyi. O kızın binmiş falan. Resulullah çok sevindi. Sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki emma Osman feynnehu evvelü men hacara bi zevceti. Hanımıyla hicret eden ilk kişi olma şerefi Osman'a nasip olmuştur. Radıyallahu anh. Sonra Medine'ye hicret tabii bir daha Habeşistan'dan döndüler. İki hicret olmuş oluyor. Onlar iki kere hicret etme, muhacir olma şerefine nail olmuşlardır. 34 BS 8770 minibüs acil alınacakmış. Duası makbul tabi Resulullah'ın kızı sallallahu aleyhi ve sellem Ümmü Gülsüm annemiz Habeşistan'a hicret edince Habeşli bazı delikanlılar da çok güzel olduğu için onun güzelliğinden dolayı artık biraz laf söz sarkıntılık etmeye başladıkları zaman
bundan eziyetlenip beddua etmiştir. Beddua ettikleri, ona göz atan, laf atan hepsi helak olmuştur. Resulullah'ın torunu bu ya, kızı bu ya. Kızı ne demek? Parçası. Sallallahu aleyhi ve sellem. Habeşistan'da Abdullah isminde bir çocuk doğurmuştur Hazreti Osman Efendimiz'den. Künyesi de Hazreti Osman Efendimiz'in ne oluyor? Ebu Abdillah. Hazreti Osman'ın bu sefer künyesi ne oluyor? Abdullah'ın babası oluyor. İlk oğlu Ümmü Gülsüm annemizden. Bu mübarek Resulullah annesi sallallahu aleyhi ve sellem torunu, Hazreti Osman'ın oğlu, Resulullah'ın da torunu 6 yaşlarına gelince bir horoz gözünü oymuş, gözüne dalmış ve mübarek yüzü kangren olup vefat etmiştir. 6 yaşında Resulullah Efendimiz'in torunu sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cenaze namazını kıldırmıştır. Babası Osman radıyallahu anh da kabre indirmiştir. Ne bahtiyar insan. Rabbim şefaatlerine nail eylesin. Hep kainatın efendisinin parçaları sallallahu aleyhi ve sellem. Evet. Şimdi kimden bahsettik? Ümmü Gülsüm annemizden bahsettik. Ama evvela kimle evlendi Hazreti Osman Efendimiz? He? Evvela Rukayye ile evlendi. O arada Rukayye annemiz Medine-i Münevvere'de vefat etmiş. Ne zaman? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Bedir Muharebesi'ne çıktığında Hazreti Osman Efendimiz Bedir'e biliyorsunuz çıkamamıştır. Niye çıkamadı? Resulullah'ın kızı yani hanımı çok ağır hasta olduğu için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sen Bedir ehlinden sayılıyorsun. Ben seni Bedir ehli kabul ediyorum ama kızımın yanında dur buyurduğu için Zeyd ibn Harise radıyallahu anh Bedir fethini, Bedir'deki büyük zaferi, müjdesini getirdiğinde Rukayye validemiz vefat etmişti. Hazreti Osman da kabrinin başında duruyordu. Tam yeni gömmüş, kabrin başında dururken Bedir zaferi müjdesi gelmiş. Demek ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in Medine'ye gelişinden kısa bir zaman sonra Bedir muharebesi günlerinde. Sonra Rukayye validemiz vefat edince Allah-u Teala'nın vahyiyle Ümmü Gülsüm annemizi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Osman'la evlendirmiş. Bu hususta Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayet ediyor. Mescidin kapısında Osman radıyallahu anh dururken Nebi sallallahu aleyhi ve sellem onunla karşılaştı. Bir rivayet Hazreti Osman Efendimiz çok ağlıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem seni ağlatan nedir? Diye sorunca ma yübkik. Hazreti Osman Efendimiz ebki alen kıta sıhri mink seninle akrabalığım kesildi. Kızınız vefat etti. Benim de akrabalığım kesildi diye ağlıyorum deyince kainatın efendisi fehâzâ cibril ve emurûni bi emrillah. İşte caminin kapısında Cibril geldi. Ve Allah'tan emir getiriyor. En üzevceke uhteha kız kardeşini seninle evlendireceğim. Rabbim böyle emrediyor. Ve ec'ale sudaka misle sudak uhteha. Mehrini de öbür kız kardeşine ne kadar mehir verdinse aynı mehir üzere evlendireceğim diye Cibril vahiy getirdi, emir getirdi demiştir. Evet. Tabii o da Hazreti Osman uzun yaşadı. Hazreti Osman'dan evvel Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin o kızı da Ümmü Gülsüm annemiz de vefat etmiş. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem lemkânet indî sâlisetün lezevveştükâ. Ey Osman, üçüncü kızım olsaydı onu da seninle evlendirirdim demiştir. Bunlar büyük insanlar. Evet. Kızlarından. Şimdi geldik nereye efendim? Fatıma annemize radıyallahu teâlâ anha. Çocuğu olmamış Ümmü Gülsüm annemizin. Evet. Rukayye'nin mi? Evet, Rukayye'nin. Rukayye'nin çocuğu olmamış, doğurmamış. Radıyallahu anha. Öbürleri de yaşamadı. Diğer kızların doğurdukları. Fatıma annemizin bir tek çocukları yaşadı. Fatıma annemiz doğduğu vakit peygamberlikten
5 sene evvel. Yani 40 yaşında nübüvvet geldiyse kaç yaşında? 35 yaşında. Kureyş Kabe'yi bina diyorlar. O zaman. Kabe'yi bina derken Hacer-i Esved'i koyma meselesi var. Harp çıkacak. Yine bu kitapta onlar yazılmıştır. Onu da okuyun özellikle. O da çok önemli bir mesele. Kavga gürültü, harp edecekler. Bir hakem tayin ediyorlar. Onların hep isimlerini yazdım. O da diyor ki Şeybe oğullarının tarafından ilk gelen olsun, hükmetsin. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem geliyor. Tamam, bu güvendiğimiz insan, hepimiz razıyız diyorlar. Harp edecekken harp duruyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de kolayını buluyor. Kendi mübarek cübbesini çıkarıyor. Hacer-i Esved'i ona koyuyor. Ondan sonra diyor ki hepiniz, her kabileden biri ne yapsın? Tutsun ucundan, böylece kaldırsınlar. Tam yerine yerleştirmek gelince Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem alıyor. Kendi mübarek eliyle yerleştiriyor. Dolayısıyla herkes orada iştirak ettiği için fitne ortadan kalkıyor. Kureyş Kabe'yi bina ederken Fatıma annemiz doğmuştur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ona karşı sevgisi çok farklı olmuştur. Ayşe annemiz radıyallahu anh anlatıyor. Dedim ki ya Resulallah, Fatıma geldiği zaman ayağa kalkıyorsun. Kızı ama ona ayağa kalkıyor. Ondan sonra dilini ağzına koyuyorsun. Sanki ona bal tattıracakmış gibi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onu öyle öperdi, severdi. Bunun hikmeti nedir? Dedi ki sallallahu aleyhi ve sellem, anlattı ki Cibril bana bir kere cennetten bir elma getirdi. Ben o elmayı yediğim vakit sulbümde, bel kemiğimde insan suyu oldu, nutfe hasıl oldu. Sonra Hatice ile birleşmem neticesinde o nutfeden Fatıma doğdu. Onun için cenneti özlediğim zaman, cennet elmasını, cenneti özlediğim zaman Fatıma'yı öperim diyor. Şerefül Mustafa, Şerefül Nübüvve kitabında Ebu Sa'd bunu tahric etmiştir. Yani çok Fatıma'yı çok öpüyorsun ya Resulallah deyince o işte ne var? Böyle bir cennetle irtibat var. Onun için buyurmuştur sallallahu teala aleyhi ve sellem. Bukhari, Müslim ve Tirmizi hadislerinde geçer. Ne buyurmuştur sallallahu aleyhi ve sellem? İnne ukemüle mine rical kethir. Erkeklerden çok kemale eren var. Erkeklerden 224 bin peygamber var. Ne kadar sahabeleri var, ne kadar erkekte çok var. Velem yekmul minen nisa, kadınlardan da saliha kadın çok, Müslüman kadın çok, abide, ibadetli falan çok. Ama kemale eren kadınlardan mükemmel, yani tam olgunlaşmış olan kaç kişi var? 4 kişi var. Bukhari hadisinde sahip, 4 kadından başka hiçbir kadın kamil değildi. Rabi'atul Adeviye var, Rabi'atul Basriye var, Rabi'atul Mısriye var. Dolu kadın evliya var. Ama bu kemal peygamberlik mükemmelliğidir. Peygamberlik, nübüvvet kemalatı hiçbir kadında yok. 4 kadında illa Meryem İbneti İmran, İmran'ın kızı Meryem validemiz. Vasiye binti Müzahim İmratü Firavun, Müzahim kızı Asiye, Firavun'un hanımıdır. Firavun onu efendim kazıklara çaktırmış, iki elinden iki ayağından ne işkenceler etmiş. Yine Allah'a küfretmemiştir. Cennet ona gösterilmiş. Rabbim nide indeke beyten fil cennet. Ya Rabbi, kendi katında cennette bana bir köşk bina et, geliyorum demiştir. Kur'an'da zikrediyor. Ve neccini min firavne ve ameli. Firavun'un kötü amellerinden beni kurtar. Ve neccini minel kavmiz zalimin. Zalimlerden beni kurtar. Firavun onunla evli kalmıştır ama hiç cima edememiştir. Ne zaman ondan yaklaşmak istese Allah onun suretinde bir cinniye, bir peri kızı ona göstermiştir. Firavun onunla birleşmiştir. Hiç Asiye validemizle birleşememiştir. O cennette kimin hanımı olacaktır? Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem. Ve Hatice binti Hüveylid, Hüveylid kızı Hatice kemale ermiştir. Peygamberlik kemalatına sahiptir. Ve Fatıma binti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Bir de Muhammed'in kızı Fatıma. Bu dördünde kemalat vardır. Nübüvvet kemalatı vardır. Bunların dışındaki hiçbiri bu ayarda, hiçbir kadın bu makama erememiştir.
Enes radıyallahu anh rivayet eden hadis-i şerifte hayru nisaiha Fatımetü binti Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve asiyetü muratü firavun. Alemlerin kadınlarının en hayırlısı Muhammed'in kızı Fatıma ile sallallahu aleyhi ve sellem ve radıyallahu anh, firavunun hanımı Asiye'dir. En hayırlı iki kadın olarak da evet. Ayşe radıyallahu anh'a Fatıma annemize şöyle demiştir. Ela ubeşşiruki, sana bir müjde vereyim mi? Ben Resulullah'ı şöyle buyururken işittim sallallahu aleyhi ve sellem. Seyyidatü nisâhelil cennet erbaun. Cennet kadınlarının efendisi dörttür. Meryem bintü İmran, İmran kızı Meryem, Fatıma bintü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Muhammed'in kızı Fatıma, Hatice bintü Kuveylit, Kuveylit kızı Hatice ve Asiye bintü Müzaimurat-ı Firavun. Firavun'un hanımı Asiye. Halbuki Ayşe annemiz kıskanırdı. Hatice annemizi çok kıskanırdı. Halbuki Hatice annemizle beraber bulunmadı bir nikahta. Yani o Hatice annemiz vefatından sonra, Efendimiz Hatice annemiz vefat edene kadar evlenmedi. Ama tabii sonradan da çok onu anardı. Hatice şöyleydi, Hatice böyleydi, Hatice şöyleydi. Ayşe annemiz, ya sanki dünyada hiç kadın yokmuş gibi sen sadece onu anıyorsun derdi. Ondan sonra birisi gelirdi. Efendim, o Hatice'nin komşusu, Hatice'nin şu Medine'ye geldikleri vakitte onlara hürmet eder, ikram eder. Ayşe annemiz onlara da kıskançlık ederdi. İnsan tabiatında var yani. Ondan sonra kurban kesildiği vakit, ilk sadaka dağıtılacağı vakit Hatice'nin komşularına, Hatice'nin yakınlarına derdi. Dedi, o bana, insanlar bana sen yalancısın dedikleri zaman bir tek Hatice bana sen doğrusun dedi. İnsanlar benden mallarını esirgedikleri zaman bir tek Hatice bana mallarını seferber etti İslam'ın hizmetine. Hira mağarasında kalırken oraya devamlı yemek götürüyor, geliyor. Hatice annemiz gelirken Cebrail aleyhisselam diyor ki hadi Hatice, ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, işte Hatice geliyor şimdi sana yemek getiriyor. Geldiği zaman ona Allah-u Teala selam söylüyor. Sen onu ona ilet ve ona cennette bir köşk yapmış olduğunu müjdeliyor. Orada ne yorgunluk var ne sıkıntı var. Cennette onu rahat bir hayat bekliyor. Hatice annemiz cennetle müjdelenmiş. Buhari hadisleriyle sabit. Tabii ağır yükler çekmiş. Hatta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vahiy kendisinden kesilmiş. Bu kitaptan takip edin. Bak Rebiülevvel ayı bitene kadar Mevlid kıssasını, hayatını okuyun dedim size bu ay bitene kadar. Gayret edin okuyun ya. Ne işiniz var? Haberleri, reklamları az seyredin ya. Bunu okuyun. Burada çok ilim göreceksiniz. Hiç biliyor muydunuz? Kainatın efendisine ikra, ilk vahiy geldikten sonra 30 ay vahiy kesildi. 30 ay. O kadar darlandı, o kadar bunaldı ki, yani acaba cinlendin mi, ne oldu, bir daha görünmüyor, gelinmiyor. Birkaç kere dağa çıktı, kendisini atmaya kalktı. Buhari hadisidir bu, bunları öğrenince. O darlıkta kendisini atacağı zaman hemen Cibril görünüyor. Ya Muhammed, inneke Resulullah hakka. Sen Allah'ın Resulüsün diyor. Yani vahiy getiremiyor ama. Diyor sen Allah'ın Resulüsün aman ha. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem rahatlıyor. Sonra eve geliyor. Evde Hatice gibi bir tesellicisi var. Ne diyor ona? Sen akrabana iyi bakıyorsun, fakirleri yediriyorsun, insanların yükünü taşıyorsun. Seni Allah ebedi rusvay etmez. Aman üzülme, aman dertlenme. Sen peygambersin. Bir kadın desteği ne kadar önemli. Bir de orada Nuh Aleyhisselam'ın hanımı gibi bir şey olsa ne olacak? Efendim sen cinlendin, perilendin, millete gidip delirmiş bu diye yaygara yapsa ne olacak? Onun için Hatice annemizin yeri İslam'da çok büyüktür. Radıyallahu teala anha. Fatıma annemizin de o bakımdan hem dört kıymetli kadın içerisinde bütün hadislerde annesi kızı. Hatice validemiz de Fatıma annemiz. Bu ümmetten. Bu ümmette kaç? Bu dört kadın kemale ermiş. Bu ümmette kaç kadın? İki. Hatice annemizle. Fatıma annemiz. Radıyallahu teala anhuma. Ama Ayşe annemiz ne yapıyor? Tabii o bir kadınlık gayreti var ama yine de Fatıma annemize gidiyor ne diyor? Ben Resulullah'tan işittim diyor. Sana müjde vereyim diyor. Hiç yalan var mı? Haşa. Hiç yanlış var mı? Yok. Yani kıskançlıktan dolayı bir şey değiştirme var mı? Rivayeti bozma var mı? Ne diyor ona? Dört kadın kemale ermiş bu ümmetten. Annenle sen diyor yani. Orada bir de ben demiyor yani. Biz olsak orada hadisin içine şöyle bir efendim katma
şeyle bir Maydanoz oraya ben de çok önemliyim falan diye bir rivayet falan katarız yani. Allah muhafaza helak olur da gideriz. Niye Resulullah'ın yanına nasip olmadı öyle sahtekarlar? Temizlere. Çünkü bütün dini ne yaparlardı? Karıştırıp bırakırlardı. Herkes kendi faziletine bir rivayet katardı yani. Böyle bir şey yok. Ayşe annemizin üstünlüğü de var. Çok faziletleri var. Dininin üçte ikisini bundan alın diyor. İlimde zirve. Ama tabii fazilet meselesinde efendim Hatice annemiz üstün, Fatıma annemiz üstün. Gerçi ehli sünnette burada bir ihtilaf da var. Yani Emali'de öyle Sıddikatir Rujhanu fe'alem alezzehra'i fi ba'dil hilali. Emali'de diyor ki Sıddika, Ayşe annemizin lakabı nedir? Sıddikadır. Onun bazı meselelerde Zehra'dan üstünlüğü var. Yani o bazı dediği ilmi konulardır. İbadet ve takva meselesi, dünyadan soğukluk meselesi ve zikre devam hususunda Fatıma annemizi kimse geçemez. Mihrabından ayrılmaz, böyle oturur, oturduğu yerde zikir üzere devam eder kalır hiç. Zaten hiç hayız görmemiştir. Kadın niye Zehra denmiştir? Zehra tertemiz demektir. Hiç kadınların gördüğü bir şeyi görmemiştir. Tertemizdir. Onun işte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem öbür kızlarından da farkı var. Allah verdiğine verir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuşlardır hadis-i şerifinde. Bu hadis-i şerif çok kitaplarda geçer. İzâ kâne yevmul kıyameti, kıyamet günü olduğu zaman kıyamet günü olduğu zaman kıyle mahşerde nida gelecek. Ya ehlel cem'i, ey mahşer ehalisi, guddu ebsarakum, gözlerinizi yumun. Herkes gözünü yumsun. Bütün mahşere. Hatta temurra Fatımetu bintü Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Muhammed'in kızı Fatıma sırattan geçiyor. Kimse bakmasın. Üzerinde iki tane yeşil, bir rivayet kırmızı kaftanlar, kıyafetler olduğu halde Fatıma annemiz öylece cennete geçecektir. Allah Allah. Ve herkes gözünü yumacaktır. Özel nidalar onlar hakkında. Ahmed bin Hanbel'in müsnedinde geçiyor. Huzeyfe bin Yaman Hazretleri radıyallahu anh anlatıyor. Bu da bir uzun rivayettir. Burada bizimle ilgili olan kısmını nakledeyim. Bir kere diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanına gittim. O arada bir mahluk yanımızdan böyle bir geçti. Fakat diyor ben ne olduğunu anlayamadım. Manevi bir şey olduğunu anladım ama kimdir nedir anlayamadım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki demin görünen zatı tanıdın mı? Böyle bir şey zuhur ettiğini gördün mü? Gördüm, fark ettim ya Resulullah ama anlamadım. Buyurdu ki ve melekum minel melek. Meleklerden bir melekti. Neler oluyor ya? Yanına gidiyorsun, akşam namazını kılmış. Akşam namazından sonra gittim de diyor işte annemin günahları için istiğfar isteyeceğim, kendim için istiğfar isteyeceğim. Ne büyük bir imkan. Gidiyorsun, ya Resulullah benim günahlarım için istiğfar et diyorsun. Bir istiğfar ediyor, af oluyorsun. وَلَوَنَّهُمْ يَظَّلَمُوا وَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ. Ne günah işlerse işlesinler sana gelecekler diyor. Sana, Kur'an söylüyor. فَاسْتَغْفَرُ اللّٰهُ. Benden af isteyecekler ve istiğfarul umurusun. Sen de onların affını benden istersen levecedullah tevvabur rahim. Allah'ı tevvab ve rahim olarak bulacak. Vefat ettikten sonra bu kapı kapandı mı? Kapanmadı. Kabrine gidiliyor. Kabrinin huzurunda da estağfurullah estağfurullah. Ondan sonra da istiğfirli ya Resulallah. Ben Allah'tan af isteyeyim. Sen de benim için af iste. Arapça bilmiyorsan Türkçe. Sen de benim için af iste ya Resulallah. Sakın Vehhabiler duymasın. Gavur oldun diye seni camiden atarlar. İçinden. Bağıra bağıra yapma öyle. Sen de benim için af iste ya Resulallah. Dediğin vakitte af gelir. Bir bedevi geldi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefatından sonra. Tabii o zamanlar haberler yok ki böyle. Nereden duyacak? Vefat etmiş Efendimiz birkaç ay
sonra herkes duyabilir, kabileler şeyle ulaşım yok. Nerede Muhammed diyor sallallahu aleyhi ve sellem? Ne oldu diyor? Kur'an'da ayet duydum diyor. Günahlarım var diyor. Onun da benim için af istemesi lazım diyor. Görmeye geldim. Dediler vefat etti. Eyvah! Bir üzüldü, bir ağladı. Yandım diye. O zaman kabri şerif açıktaydı. Hemen geldi kabri şerifin üzerine kendini attı. Ağlamaktan bütün kabri şerifin toprakları ıslandı. Çok ağladı. Bu ayeti okuyor diyor. Allah böyle buyurdu. Senden af istiğfar isteyeceğim. Benim için af istemeni isteyeceğim Allah'tan. Fakat geldim sen vefat etmişsin. Ne olacak benim halim falan. Ağlarken kabri şeriften nida geldi ses. Kum fekat gafarallahu le. Kalk diyor kabrimin üstünden. Allah seni affetti. Herkes duydu. Herkes duydu ya. Yine birisi geldi böyle hal oldu. O duyamadı. Herkes duymaz ki. Birine duyur, işittirirler herkese. Örnek o ederler. Duyamadı fakat acaba af oldum, af olmadı mı? Bilmiyor. Bir garantisi yok ama vazifesini yap. Ziyaretten dönerken Utbi isimli büyük bir zat, kabri şerifin türbedarı, İbni Kesir, meşhur tefsir sahibi İbni Kesir de bunu naklediyor hepsi. O daldı o arada kabri şerifin yanında. Dalınca ya Utbi, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dedi ona, ey Utbi ilhakil arabi, kalk. Adam gidiyor. Çıkmadan yetiş. Febeşir enne Allah kadı gafara, ona müjde ver, Allah affetti onu diye. Utbi ama adam ne okudu? Geldi kabri şerifin ziyaretine, beyitler okudu. Ya hayra men dufinet bil qa'i azumuhu fetabe min tibihinnel qa'i vel ekemu. Arapların fesahatine baksana, çölden bir bedevi gelir bir şiir okur, bütün hocalar çözemez. Nefsil fida'u li kabrin ente sakinuhu fihil afafu ve fihil cudu vel keramu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem muvaciyesine durduğunuz zaman tam yüzünü ziyarette, sağda bir bu beytin biri yazar, solda da öbürü yazar. Vehhabiler bunu sildirdiler, çok sildiler o zaman. Sonra Seyyid Muhammed Alevi Hazretleri, kabri nur olsun, Hatice annemizin komşusudur, orada yatıyor şimdi. Hani İstanbul'a gelen ziyaretlere, oğlu geldi geçen de ya, onun babası Seyyid Muhammed Alevi Hazretleri krallara ulaştı, şöyle yaptı, böyle yaptı. Çok uğraştı, beytleri tekrar yazdırdı. Şimdi kabri şerifin sağında ve solunda şu anda yazıyor. Ne diyor? Ey diyor bedeni şerifi toprakta defnedilenlerin en hayırlısı. Onun toprağa defnedilmesiyle dağlar, tepeler, düzler tertemiz oldu diyor. Senin içinde bulunduğun kabri şerife canın feda olsun. Senin kabrinde diyor iffet var, haya var, cömertlik var, kerem var, lütuf var. Bu da bir beyit söylüyor ki, hani benim için Allah'tan af iste de şefaat et falan demiyor. Diyor ki senin kabrinde ne var? Sen diyor isteyene vermemekten utanma var diyor. Cömertlik var diyor, kerem var. Şimdi usulünü bilmek lazım. Dilenciliğin de usulü var. Gelip adama versene be dersen elektrisine hadi be yapar. Ama sen ne mübarek adamsın, kimseyi boş çevirmiyorsun, ne cömertsin falan deyince adam da vermeyeceği varsa da rezil olur. Ulan bari yalancı çıkartmayalım diye verir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zaten cömertlerin en cömerdi. Senin kabrinde diyor haya var, sen boş çevirmekten utanırsın diyor. Sende cömertlik var diyor, kerem var, bir şey demiyor. Gitti. Efendimiz ne yaptı sallallahu aleyhi ve sellem? Ey Utbi, yetiş, bedeviye yetiş. Camiden çıkmadan. O dalıyor zaten, hemen zaten biliyorsunuz. Anlık meseledir dalmak. Hemen kalktı, adamı buldu, dedi Resulullah. Şimdi göründü bana dedi sen. Sen af olmuşsun tamam. Şimdi biz de gidiyoruz. İnşallah boş dönmüyoruz inşallah. Tabii bize böyle bir zuhurat olmayabilir. Biri de gelip Resulullah gördüm af oldun demeyebilir. Ama bu bizim mahrum olduğumuza delalet etmez. İnşallah bizim gibi ümmetleri Mami Müslüm'ün Yüsellimu aleyh, hangi Müslüman gelip bana selam verse diyor. İlla raddallahu aleyhi ruh. Bak hangi Müslüman diyor. Selam verse Allah bana ruhumu geri iade eder. Hatta Rabbi aleyhisselam ben selamına cevap veririm diyor. Yani bu Ebu Davud hadisidir, sahihtir. Dolayısıyla biz Müslümanız elhamdülillah. Biz ehli sünnet vel cemaatız. Şimdi ehli sünnet olmanın özelliği var. Biz onun itikadı üzereyiz elhamdülillah. Biz onun dinini bozmadık elhamdülillah. Öyle Yahudi Hristiyanı cennete doldurmadık elhamdülillah. He?
Sahabe düşmanlığı yapmadık elhamdülillah. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e hakaret etmedik elhamdülillah. Hakaret eden hocalara cevap vermekle uğraşıyoruz elhamdülillah. Onun için sizler de bu işte bizle berabersiniz elhamdülillah. Bu davada beraberiz. Onun dinini muhafazaya çalışıyoruz. Onun için bizi boş çevirmez inşallah. İnşallah. Biz ümitliyiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Kimden ümitli olacağız boş? Evet. Allah'ımızdan ümitliyiz. Vesilemiz Muhammed Mustafa'dır. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Şimdi Huzeyfe bin Yaman Hazretleri ne diyor? Gittim diyor. Annem diyor yani bana sordu diyor. Sen peygamberle ne kadar zamandır tanıştın falan. Ben de dedim şu kadar zamandır falan. Uzun zamandır tanıyorum. Gitti diyor. Bana hakaret etti diyor. Bana sövdü diyor annem. Yani niye inandın ona diye diyor. Bu sefer ben de dedim ki diyor gideceğim Resulullah'ın yanına sallallahu aleyhi ve sellem. Akşam namazını ondan kılacağım. Benim için istiğfar etmesini isteyeceğim. Dedim diyor. Yani annesinin hani hakkımı haram ederim gibi laflar insanları rahatsız ediyor ya şimdi. Ya annem diyor ki namaz kılma, ben de namaz kılıyorum ama bu annemin de bedduası tutar mı falan. Millet de böyle evhamlanıyor yani. Halbuki Allah'a isyan noktasında yaratılana itaat yoktur. La ta'atil mehluk fi masiyetil halik. Annen sana efendim ne kadar beddua etse de namaz kılmamak için olur mu öyle şey? Sen kılacaksın, onun bedduasının ne hükmü var? Ve kızına diyor ki açık gezeceksin. Çarşafını çıkaracaksın, medreseye gitmeyeceksin. Bunlarda annenin hakkı olmaz ki, çocuk Kur'an öğrenecek. Yani ben de diyor gittim diyor Resulullah, hani ya Resulullah benim için istiğfar edesin falan. Geldim Nebi sallallahu aleyhi ve sellem yanına, akşamı kıldım, yatsıyı kıldım diyor. Sonra diyor namazı bitirdi yatsıyı işte. Ben de peşinden gidiyorum, giderken önünden bir şey geldi diyor böyle diyor, onunla konuştu diyor. Bir şeyler konuştuk yani, ben tanımıyorum etmiyorum, bir manevi bir şey arız oldu diyor. Sonra yine git yürümeye başladı diyor. Ben de diyor arkasında giderken sesimi işitti diyor, ayak sesimi işitti diyor. Menaza kimsin dedi diyor. Huzeyfe'yim dedim diyor. Ne oldu sana dedi diyor. Niye geldin peşime? Ben de diyor annem böyle böyle etti falan. Dedi gafarallahu leke velüm. Allah seni de affetsin, anneni de affetsin dedi diyor. Demek annesine iman nasibi olacak, şey olacak. Efendim seni de affetsin, annen de affetsin dediği zaman işim bitti. Bir kere Allah seni affetsin dese işim bitti. Vay vay vay. Adama diyor, işk annen bir asır yaşa diyor, adam 100 sene yaşıyor. He? Ebu Eyyub el-Ensari'ye ne diyor? Sakalına bir şey düşmüştü de Ebu Eyyub el-Ensari gitti sakalından o tozu aldı diye. Allah senden seni üzecek şeyleri uzaklaştırsın. Bir dua ediyor. Burada Rumlar mezarına nöbetçi koyuyor. Ebu Eyyub el-Ensari Rumlar koruyor. Allah. Bizans korudu burada. Hazreti Fatih'e kadar. Ya bir dua, bir dua. Aldığın anda efendim, karnın ağrımasın diyor. Hasta olmayasın diyor. Bitti. 100 sene yaşasan bir yerin ağrımıyor. Hiç hasta olmuyorsun. Bu nasıl bir duadır? Muhammed Mustafa'dır bu. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Sonra dedi ki bana diyor, şu demin bu benim karşıma bir şey çıktı. Fark ettin mi sen onu dedi diyor. Ettim ya Resulallah deyince diyor, huve melekum minel melaki. Bir melek geldi diyor. Cibril değil. Lem yefidu lelazgat kable azilleyin. Bu geceden önce bu melek hiç dünyaya inmemişti. İlk bu gece indi. İstezene Rabbi fe yüsellim aleyh. Mevla'dan izin istedi, bana selam vermek istedi diyor. Mevla da izin verdi. Ve yübeşşiran ennel hasenül hüseyin seyyidâ şebâb ehlil cennet. Melek Mevla'dan izin istemiş. Mevla'nın kararını görmüş. Levh-i Mahfuz'daki bir kararını görmüş. O kararı bir müjde edeyim ona demiş. Bana izin verirsen dünyaya ineyim demiş. Mevla da izin verdi diyor. Geldi bana dedi ki, Hasan'la Hüseyin cennet ehlinin gençlerinin efendileridir. Ben böyle Allah'ın kararını gördüm, sana ben müjde getireyim dedi. Ve enne Fatımete seyyidetül alemin. Fatıma kızın da alemlerin efendisidir. Alemlerin bütün kadınlarının efendisidir. Bu müjdeyi o melek getirdi bana diyor. Görüyorsun. Evet. Yani fazileti hakkında çok
rivayetler. Fatıma bid'atü minni, Fatıma benim parçamdır. Yüzini ma diye onu üzen neyse beni de üzer. Femen ağzaba fakat ağzaba. Onu kızdıran beni kızdırmış olur. Fatıma annemize Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bir sözü var hadis-i şerifinde. Ne buyuruyor? İnne Allah Teala yarda li rızak ve yagzab li gazab. Ey Fatıma, sen bir şeyden razı olunca Allah da razı oluyor, sen kızınca Allah da kızıyor. Allah Allah. Bu tabii bu mükafatlar, bu müjdeler, bu faziletler, bunlar kolay şeyler değil. Bunlar çünkü neden? Allah Teala onların halini biliyor, makamını biliyor, vasıflarını biliyor. Öbür türlü ne olacak? Bizden birine bu müjde verilir mi? Niye verilmez? Önüne gelene kızıyoruz. Yan baktı kızıyoruz. Şöyle yaptı kızıyoruz. Kıskanıyoruz. Nefis var. Her işimiz nefis. O zaman Allah bizim kızdığımızda kızarsa ne olacak? Memlekette adam kalmaz. Herkes gider. Şimdi niye Fatıma annemize böyle bir açık çek veriliyor? Çünkü Zehra tertemiz. Nefis yok. Gazap yok. Efendim şahsi kin yok. Tertemiz. Allah'ın zikriyle. Evet. Ne buyuruyor? İmam Temmam, Bezzar, Tabaran, Ebu Nuaym tahric etti hadis-i şerifte. İnne Fatımete ehsanet ferceha. Kızım Fatıma namusunu korudu, muhafaza etti. Feharramallahu zürriyeteha. Feharramehallahu da var, biri var. Feharramehallahu ve zürriyeteha. Alennar. Allah onu da zürriyetini de cehenneme haram etti. Onu da neslini de ondan da bütün seyitleri de ne yaptı cehenneme? Haram etti. Allah. Niye? Fatıma dendi. Fatıma ne demek biliyor musunuz? Kesen demek. Mesela sütten kesen kadın çocuğunu Fatıma. Arapça da oradan gelir. Fatıma isminin alınması... Allah onu da onu sevenleri de cehenneme girmekten kesti. Onu da onu sevenlerine. Şimdi çocuğu olmamıza lüzum kalmadı. Çocuğu zaten olmamız siparişle olmuyor. Onun için ne oldu? Bize bir kapı açıldı. Muhabbet kapısından giriyoruz elhamdülillah. Sevgi. Fatıma annemizi severek cehennemden kurtulacağız inşallah. Bu sevgi dinimiz, imanımız olsun. Ya Allah bizim imanımızı onun sevgisi hürmetine bize son nefesimizde bağışlasın. Amin. Bütün evliyaullah böyle diyor. Fatıma'nın hürmetine, Fatıma'nın çocukları hürmetine. Burada da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çocukları hakkında bir beyit var. Şimdi bunların tabii kitapta bulursunuz. Efendimizin çocuklarının ismi sayılıyor. Arapçada ismi sayılıyor tek tek. Kasım, işte Zeynep, Abdullah, Rukaye, Kultüm, Fatıma. Bu çocukların hürmetine diyor. Bunu okuyanı kurtar diyor. Bu isimleri söyleyeni kurtar Allah'ım diyor. Arapçadır, Türkçesi de var. Ben bunların tam sayfalarını şu anda ezberimde yok. Kitapta bulun. Onu mesela okumak lazım. Çocukların ismini okuyup o bunu okuyanı kurtar beytin. Mesela bir tane yine meşhur var. Efendim li hamsetun utfi biha harral veba el hatime el Mustafa vel Murtaza vebnâhuma vel Fatime. Ne diyor burada? Benim diyor 5 tane dayanağım var, vesilem var, Allah ile aracım var. Veba, yani kolera gibi salgın hastalıklar, ateşli hastalıkları, ateşini diyor onların sevgisiyle söndürüyorum. Onların ismini okuyarak söndürüyorum. Yani onların sevgisi cehennemin ateşini söndürüyorsa ateş, hastalığın ateşini söndüremez mi? Kanseri söndüremez mi? Tümörü söndüremez mi? O sevgi, o aşk. Kimdir onlar diyor? Biri Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Başta Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Sonra Murtaza. Ali Murtaza. Sonra iki oğlu Hasan Hüseyin, bir de Fatıma diyor. Bu da mesela meşhur bir beyittir. Onu bu kitapta yazmadım ama burada diğer bütün çocuklarının, 7 çocuğunun ismiyle kurtar beni ya Rabbi diye bir duası var. Onunla da amel edersiniz inşallah. Başına sıkıntı gelen aracıları bulsun. Allah'a en büyük aracı Muhammed Mustafa'dır. Sallallahu aleyhi ve sellem Muhammed Mustafa'ya sallallahu aleyhi ve sellem en büyük aracı Ehl-i Beyt'in Mustafa'dır sallallahu aleyhi ve sellem.
ona en yakın vesile Ehl-i Beyt'inin kapısından girilmesidir. Çünkü onları sevene büyük müjdeler veriyor. Yani Hasan Hüseyin hakkında radıyallahu anh'a inşallah önümüzdeki haftaki derste okuyacağız. Görürsünüz, şaşırır kalırsınız. Ne müjdeler veriyor onları sevenlere. Allah bu sevgi bizim dinimiz, imanımızdır. Bizi bundan mahrum eylemesin. Taberani rivayetinde Fatıma annemize İnnallâh gayru muazzibik ve lâ ehadim min veledik. Ey Fatıma, Allah sana da azap etmeyecek, çocuklarından hiçbirine de azap etmeyecek. Evet. İmam Mücahit rivayet ediyor. Bir gün Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Fatıma'nın elinden tutmuş, dışarı çıktığında buyuruyor: "Men arafa hadi fekad arafa." Bu kızımı tanıyan iyi tanısın. Bunu tanıyan iyi tanısın. "Ve men lem ya'rifa." Tanımayana tanıtıyorum. "Feyye Fatıma bintü Muhammed." Bu Muhammed'in kızı Fatıma'dır sallallahu aleyhi ve sellem. "Ve ye biz'atun minni." Bu benim parçamdır. "Ve ye kalbi." Bu benim kalbimdir. "Ve ye ruhi." Bu benim canımdır. Şuna bak ya. Nerede var böyle bir rivayet ya? "Elleti beyne cembeyye." İki yanımın ortasındaki ruhumdur diyor. "Men azaha fekad azan." Buna eziyet eden bana eziyet etmiş olur. "Ve men azani fekad azallah." Bana eziyet eden de Allah'a eziyet etmiş olur. Ya. Onun için Fatıma annemizden çok şefaat dileneceğiz. İnşaallahurrahman. Evet. Ebu Sa'id el-Hudri radıyallahu anh rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Miraç gecesinde 7. kat semada dolaşırken buyuruyor: "Feraytu fiyâ li Meryem'e ve li ümmi Musa ve li Asiyete emrâti Fir'aune ve li Hadîcete binti Kuveylid'in." 7. kat semada baktım, Musa'nın annesi, Musa aleyhisselamı doğuran kıymetli annemiz, onun annesinin, Meryem validenin, Musa'nın annesinin, Firavun'un hanımı Asiye'nin, Kuveylid kızı Hatice yani hanımımın, kusuran min yakut, yakuttan köşkleri var hepsinin. 7. kat semada yakuttan köşkleri var. "Veli Fatımete binti Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem seb'ine kasran min mercanin ahmer mükellelen billulu evvabu esirratu min udin vahid." Baktım benim kızım Fatıma'nın diyor kırmızı mercandan üzeri de incilerle bezenmiş 70 tane köşkü var. Onların köşkü var, birer tane kızımın 70 tane köşkü var. Hepsi diyor bir sütundan, yani bir ağaçtan, ut, kıymetli ut ağacından, efendim 70 tane mercandan şeyleri, direkleri ut ağacından. O ut en güzel kokular veren mübarek ağaçtır. Zaten cennetten inmedir dünyaya, aslı cennettedir. Evet. Daha birçok fazileti hakkında hadis-i şerifler çoktur, ayet-i kerimeler çoktur. Efendim Hazreti Ali Efendimizle evlenme meselesinde biliyorsunuz Fatıma annemizle Ebu Bekir Sıddık evlenmek istemiştir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yaşı daha küçüktür diye vermemiştir, beklemiştir. Ondan sonra Hazreti Ömer Efendimiz de evlenmek istemiştir. Ona da yaşı küçük diye mazeret beyan etmiş ve vermemiştir. Sonra Enes radıyallahu teala anlatıyor. Bir kere Resulullah'ın yanındaydım sallallahu aleyhi ve sellem. Kendisini vahiy hali kapladı, bürüdü. Vahiy hali geldiği zaman da kimseyi duymaz, konuşmaz, çok ağır hal gelir. Bazı kere en soğuk günde ter döker. Medine ayazdır, soğuğu çok soğuk olur. En soğuk günde ter gelir. Vahiy çok zor bir şey, dayanılacak bir şey değil. Dağlar dayanamaz diyor Kur'an'ı indirsek. Dağlar لَرَيْتَهُ خَاشَعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشَّتِ اللّٰهِ. Koca dağlar paramparça. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize bu dini getirmekte aracı olmak hasebiyle ne ağır yükler çekti. İnna senulki aleyke kavlen sekila, biz sana ağır söz vahyediyoruz diyor. Ağır kavil vahyediyoruz. Hatta devenin üzerindeyken vahiy gelse deve dayanamaz çökerdi. Ayakları yere batardı devenin. O kadar ağırlık deveye dahi arız olurdu. Vahiy hali geldi, ayıldı. Sonra ayılınca dedi ya Enes etedri ma ca'ani bihi Cibril aleyhisselam min sahibil arş azze ve ala. Ey Enes, biliyor musun Cibril aleyhisselam bana arşın sahibinden ne haber getirdi? Bütün meseleler görüyorsunuz hep arşın sahibinden geliyor. Her dakika melek. Kainat efendisi sallallahu aleyhi ve sellem. Her mesele ne diyor? Kiminle evlendiysen vahiyle evlendim. Kime kızımı verdiysen vahiyle verdim diyor.
Var mı böyle bir şey? Sen de veriyorsun bir adama, eyvah damat bozuk çıktı, canın çıktı sana. İstihare yaptım, yeşil gördüm, bilmem şunu gördüm, bunu gördüm. Senin istiharelerin de karışık. Öyle ne istihareler var? İyi çıkıyor, sonra adam bozuk çıkıyor. Sen kim bilir istihareden evvel hamsi mi yedin, ne yedin, ne gördün, ne yedin? Kafan mı karıştı, rüyan mı karıştı? Bir şey yok. İşine geldiği gibi de istihareyi tevil ediyor, biliyor musun? Rab diyor, siyah öküz gördüm diyor birisine evlenme meselesinde. O da şimdi illa evlenecek ya onlar. Onun için iyi öküz diyor, eti yenen hayvandır, domuz değil ya diyor falan. Ya siyah diyor, o hala evli. Ondan sonra canı çıktı boşanana kadar. E kardeşim sen istihareyi kafana göre uyduruyorsun zaten ya. Kitabına uyduruyorsun. Ben bunu illa alacağım. E alacaksan ne istihare yapıp da yaptırıp da dinlemiyorsun, millete yanlış mana veriyorsun. Bizim işlerimiz karışık. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem işleri vahiy üzere. Onda yanılma payı yok. Şimdi sen Mustafa Çamoğlu kalk. Efendim, o bizim gibi beşer, öyleyse biz de onun gibi beşeriz. Yahu sen nerede onun gibi olacaksın ya? Muhammedun beşerun ve leyse kel beşeri sallallahu aleyhi ve sellem. Belü ve yakutetü ve nâfikül hacer. O bir insan ama diğer insanlara benzer mi? Yakut da bir taş ama elmas da bir taş ama öbür taşlara benzer mi? He? Çakıl taşından sokaklar geçilmiyor. Almayanı dövüyorlar. Ama bir kaşıkçı elması var. Bütçesi yetmiyor devletlerin onu almaya. Değil mi sen şimdi? Bu nasıl benim gibi dersin ya? Vahye bak, her mesele kızını evlendirecek. Her mesele vahiy geliyor. Hazreti Enes'e ne diyor? Biliyor musun şimdi arşın sahibinden bana ne getirdi? Cibril aleyhisselam. Bebeğin tevhüm mi? Ma cake bi Cibril. Anam babam sana feda olsun. Ben ne bileyim diyor. Kale li Cibril, bana dedi ki inna Allah tebareke ve teala ye'muruke en tuzevvice Fatıma min Ali. Allah tebareke ve teala sana emrediyor, Fatıma'yı Ali ile evlendireceksin. Fentalik ve ed'u li Ebu Bekir ve Ömer ve Osman ve Talha ve Zübeyir. Git Ebu Bekir, Ömer, Osman, Talha, Zübeyir ve Ensar'dan şunları şunları çağır. Hemen onları çağırttırıyor. Gittim diyor, çağırdım diyor, herkes geldi oturdu diyor. Ebu Bekir, Ömer, Osman, Rıdvanullah Aleyhi. Ne biçim meclis ya? Nişanda kimler var? Cübbeli Hoca geldi, lan gelmese daha iyiydi. Cübbeli Hoca gelmiş de hava atıyor, benim nişana şu geldi. Öbürü de bizim nişana milletvekili geldi. Öbürü bizim nişanda belediye reisi falan şahit oldu falan. Artist geldi, şu geldi, bu geldi. Aa, ne mi? Hava atmak şeyine. Nişana bak, nişanda kimler var? Allah Allah. Ebu Bekir orada, Ömer orada, Osman orada, Rıdvanullah Aleyhi, Talha orada, Zübeyir orada. Cennetle müjdelenen zatlar diyor. Herkes yerini aldı. Resulullah buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Elhamdülillahil mahmud bi ni'meti. El ma'bud bi kudreti. El muta' sultanu. El mehrub ileyh min azabi. El nafizu emru fi ardı ve semai. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem konuşmalarına bak. Bir nişandaki konuşmaya bak. Bütün hamdler o Allah'a olsun ki nimetleri vesilesiyle ona hamd ediliyor. Kudreti gücünün karşısında herkes ona ibadet etmek durumunda kalıyor. Saltanatına herkes boyun eğiyor. Azabından ancak ona kaçılıyor. Yerde gökte bütün emirleri işliyor. Ellezî halakal halka bi kudreti. Bütün yaratıkları kudretiyle yoktan var ediyor. Ve meyyezehum bi ahkâmi. Onlara özel hükümler veriyor. Ve azzehum bi dini. İslam dinine onları aziz ediyor. Ve ekremuhum bi nebiyyi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Ve Muhammed peygamberiyle onlara değer veriyor Allah. Yani beni gönderdi onlara diyor. Evet. İnne Allah azze ve celle cealel musahirate neseben lahikan ve emran müfteradan ve hükmen adilen ve hayran camian. Allah diyor bu dünürlüğü, akraba olmayı, soy bağlantısını birleştirici bir hayır yapmıştır. Adaletli bir karar yapmıştır. Bunu farz kılmıştır. Evlenmeyi, evlilik sebebiyle irtibat kurmayı kesin bir hükme bağlamıştır. Bununla akrabalık ilişkileri kurmuştur. Rahimler, sıla-i rahimler kurmuştur. Bütün ümmetlere bu sıla-i rahim hakkını gözetmeyi ve şecce bil erham ve elcemehel enham. Allah Teala ne buyurmuştur? Es-sa'idu billah. Ve vellezî halaka minel mâi beşeran fece'alehu neseben ve sihra ve kâne rabbuke kadîrâ. O Allah ki sudan adam yaratıyor, yarattığı adamdan dünürlük, akrabalık, soy sop yaratıyor. Bir su adam oluyor, ondan çoluk çocuk oluyor. Oradan kaynana, kayınpeder, amca, hala, dayı. Allah neler
üretiyor, neler yaratıyor, türetiyor. Senin Rabbin her şeye gücü yeten Allah. Bu ayeti kerimeyi okudu. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ve emrullahu teala yecri. Ve emrullahu teala yecri ila kazai. Allah'ın bütün emirleri onun hükmüne akar gider. Ve kazahu yecri ila kaderi. Onun hükümleri sonunda bir kadere bağlanır gider. Ve likulli kazain kader. Her hükmün bir takdiri, hesaplanması, tespiti var. Ve likulli kaderin ecel. Her yazının bir süresi var. Yani her kaderin müddeti var. O zaman gerçekleşiyor. Ve likulli ecelin kitap. Her sürenin de hakkında levh-i mahfuzda bir yazı var. Şu anda bitiyor. Şu gün evlenecek, şu gün ölecek, şunun şu çocuğu olacak. Hepsi yazılmıştır. Allah Teala buyuruyor, estaizu billah. Yemhullahu ma yeşâ'u ve yusbit ve indehu ummul kitâb. Allah dilediğini siler, dilediğini yazar, istediğini bozar. Bütün kitapların, yazıların aslı levh-i mahfuz onun özel mekan makamındadır. Ona kimse vakıf olamaz. Sümme innallah teala, Allah emrani, bana emretti. En üzevüce Fatıma'yı min Ali. Fatıma'yı Ali ile evlendireceğim. Ve üşidikum, ben sizi şahit tutuyorum. Enni zevveştü Fatıma. Ben Fatıma'yı evlendirdim. Min Ali'in, Ali ile ala arba'at miskal min fidda. 400 efendim gram işte neyse gümüş mehir mukabilinde. İn radıya bidalike. O da ona da duyuracağız bunu diyor. O da bundan razı olursa diyor. Ale sünnetil kaime vel feribatil vacibe. Efendim benim sünnetim icra edilerek ve bu nikah akdi ferizası icra edilmek üzere. Fe cemaallahu şemlehuma. Allah onların dağınıklıklarını birbirleriyle bir araya getirsin, cem eylesin. Ve barakelevma, onlara çok bereket versin. Ve tabe neslevma, nesillerini mübarek yapsın. Ve ceale neslevma mefatihar rahmeti. Allah onlardan gelecek ehli beyti, Hasan Hüseyinleri, İmam Zeynel Abidinleri, İmam Muhammed Bakırlar, İmam Cafer Sadıklar, İmam Musa Kazım, İmam Ali, o zürriyeti ne yapsın Allah? Mefatihar, bütün rahmetlerin anahtarları yapsın. Ve maadinelik, bütün hikmetlerin madenleri yapsın. Bütün ilimler onlardan çıksın. E işte ne? Bütün tarikatlar nereden çıkıyor? Ebu Hanife, Hanefi mezhebi nereden? Cafer-i Sadık'tan. Bütün Nakşi tarikatı, Beyazıt Bestami nereden? Cafer-i Sadık'tan. Bütün hikmetlerin kaynağı benim ehli beytimi yapsın. Onların çocuklarını yapsın. Ve emnel ümmet, onları bu ümmetin güvencesi yapsın. Ekulü kavli hâdâ ve estağfurullah li ve lekum. Ben bu sözlerimi söylüyorum. Hem kendim için hem sizin için Allah'tan af istiyorum dedi. Ne güzel bir nişan konuşması değil mi? Biz de toplanıyoruz. Efendim, arabanız ne model? Efendim, oğlunuz ne iş yapıyor? Şu şudur, bu budur. Herkes birbirine bütün dünya maddi işler konuşmalar. Şey. Ne ayet var, ne hadis var, ne bir şey var. Şimdi biraz millet başladı. İkide bir hoca çağırıyorlar. Nişanımız var, sözümüz var, nişanımız var. Bu sohbet şeyi biraz başladı. Hocalar da mübarek. Ne konuşacağını bazı da bilmiyor. Nikahta cenazeden bahsediyor. Milletin moralini bozuyor. Ondan sonra orada nikahla ilgili ayet hadis okunması lazım. Mesela bizim bu İslam'da nikah kitabındaki evlilikten, orada evliliğin faziletlerinden, saliha kadın eş ararken işte karı kocan birbirlerine olan hizmetlerinden, yardımlarından ne sevaplar kazanır değil mi? Bu konuların işlenmesi lazım iken sen şimdi kalkıp da yani nikahta kurban bayramını anlatırsan mesela bunlar uyumsuz olur yani. Onun için biraz da hocalar kendilerini bu konuda yetiştirmeleri lazım. Sohbet derken her sohbetin yeri var değil mi şimdi? Cenazede de gidip düğünden bahsedemezsin. Bu sefer her yerde ona göre ayet okuyacaksın. Olsun, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bütün konuşmaları neye göreydi? Yerine göreydi. Her likül makam makal, her yerin bir konuşulacak sohbeti var. Buna göre konuşmak lazım. Hazreti Ali Efendimiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu bir işe göndermiş. Vahiy gelince Fatıma'yı Ali ile evlendir, hemen topladı şahitleri, evlendirdi mi? Hazreti Ali yok orada. Efendimiz onu bir işe göndermişti evvelce. O hacet değil. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi, bir tabak hurma getirin dedi. Yani nikahtan sonra diye bir demek tatlı bir şey. Sünnettir. Bunun hurma olması da sünnet olduğu çıktı buradan şimdi. Şimdi hurma eskisi gibi değil, her yerde bolca bulunuyor. Onun için bu gibi nişanlarda, nikahlarda bir hurma.
Ya hocam ne hurma kesmez bizim milletimiz pasta, börek, çörek. Ya yine yap pasta, börek. Mübarek lan bir sünnet madem bir hurma, bir tabak hurma ikram edersin. Önümüze koydular diyor bir tabak işte. İntey bu. Buyurun yiyin dedi diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Biz de yedik diyor. Tam o arada Ali geldi. Radıyallahu anh. Nikahı yapılmış. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona güldü diyor. Tebessüm etti. Ya Ali innallah emarani. Ama Hazreti Ali Efendimiz devamlı Fatma annemizle evlenmek istiyor. İstiyor bir şey de diyemiyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Fatma annemize de inne aliyen yezkuru Fatıma, Ali seni senden bahsediyor diyecek. Tabi değişik bir haya var, iffet var. Diyor ki Ali Fatıma'yı çok anıyor, ondan çok bahsediyor diyor. Sen de demiyor ona da Fatıma diye gıyabi ifadeyle diyor. Fatma annemiz de sükut ediyor. Sessiz durduğu için işte sükut ikrardandır meselesi buradan çıkıyor. Yani sessiz olduğu zaman seni felanceyle evlendiriyoruz. Ne dersin vekalet meselesinde falan baba sorduğu zaman kız sessiz kalırsa bu ne demektir? Razıyım anlamına geliyor. Razı değilsen ne demek lazım? Ben istemiyorum demek lazım ama şimdi tabii bazı örflerde ona soruyorlar, hiç sormadan evlendiriyorlar. Sorsalar da kız korkudan efendim kesecekler, asacaklar beni diye ben onu istemiyorum diyemiyor. Bu da sükut ikrardandır diye devam ediyor. Ama öyle sükut ikrardan olmaz. Razı olarak mı sessiz kal? Utancından sükut ediyorsa ikrardandır, utancından. Ama şimdi utanma yok ki. Şimdi utancından değil, korkudan sükut ediyor. Korkudan sükut ederse bu da iyi olmuyor. Çünkü bu takdirde efendim sıkıntılar çıkıyor. Sonra yuva yaşamıyor, huzurlar bozuluyor ve millet boşanıyor. Şu andaki boşanma oranının yüksekliğinin, fazlalığının bir nedeni de bu. Yani istişaresiz hareketler ediliyor. Kıza hiçbir hak verilmiyor bazı bölgelerde, yerlerde. Mutlaka kızların rızası olan insanlarla evlendirmeye gayret edin. Ama tabii ki o da gitmiş efendim derler davulcuya zurnacıya meselesi, kendini bırakırsan oraya gider buraya bulur. Öyle de değil, öyle de ucunu açık bırakın demiyorum. Ama yani namazında, abdestinde, imanlı, ehli sünnet itikadında birçok insanlar vardı. Belki o olmaz, o olur. Bir tercih hakkı da onun da rızasının gözetilmesi uygun olur. Diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ya Ali innallâhe emarani en üzevüceke Fatıma. Ey Ali diyor, Allah bana emretti seni Fatıma ile evlendirmemi emret. Ve nikad zevveçtuke, ben de seni evlendirdim onunla diyor. Allah emretti, daha ne diyeceksin? Ala erba'in min miskal. Zaten Hazreti Ali Efendimizin çok istediği bir şey işte 400 miskal gümüş karşılığında mehir olarak. Hazreti Ali radıyallahu ya Resulallah, razıyım tamam ya Resulallah diyor. Hemen secdeye kapanıyor. Allah'a şükür secdesi yapıyor. Başını mübarek secdeden kaldırınca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dua diyor. Barakallahu lekum ve aleyküm. Allah size içinize, dışınıza, üzerinize bereket yağdırsın. İkinize diyor. Karı koca ve es'ade ceddekuma. Talihinizi, bahtınızı açık etsin. Ve ahrece minkum el kethirat tayyib. Sizden çok temiz, çok mübarek, çok hayırlı ve fazla bol nesil çıkartsın diyor. Dua diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Enes radıyallahu anh diyor ki bunun anlattığımız hadisin ravisi hakikaten diyor Allah onlardan çok kıymetli nesil ihraç etti. Dünya doldu. Kıyamete kadar da Allah ehli beytin bizleri şefaatlerinden, himmetlerinden mahrum eylemesi. Tabii ki evlendiler. Evlendiler ne vardı? Hazreti Ali diyor ki lekad tezevvectu Fatıma. Fatıma ile evlendik, eve oda yani bir odaya geçtik işte. Şimdi teheccüd mihrabı var. Medine-i Münevvere'de eski mescide öne doğru gittiğiniz vakitte Eshab-ı Suffe'nin çıkıntılı bir yer vardır. Eshab-ı Suffe'nin yeri. Orada görürsünüz kabri şerifin hemen arkasında önünden bir yol kapı girişi vardır. Orada Eshab-ı Suffe'nin önünde bir kabri şerife bitişik, orada baktığınız vakitte eski Osmanlı Çinlilerinden bir çıkıntılı yer vardır böyle. O çıkıntı teheccüd mihrabıdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem teheccüd namazına oraya gelir kılardı. Evlerinin içindedir. Hazreti Fatıma annemizin evi de o teheccüd mihrabının sağındadır. Hemen o teheccüd mihrabı kıbleye doğru durduğu zaman kabri şerife bağlı, bitişik. Sağ tarafı evleridir. Orada bir odadır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gece gelirdi. Onları
teheccüde kaldırırdı efendim. Hatta böyle gelirdi yatakta mübarek, onlar utanmışlar, birden girerdi de kalkmayın derdi. Yanlarına gir, böyle durduğu vardır mübarek ayakları. Hatta Hazreti Ali Efendimiz diyor, ayaklarının serinliği göğsüme değdi. Böyle başlarında durur. Sallallahu aleyhi ve sellem. Hadi kalkın teheccüd, namaz. Bir kere uyanamadılar dedi sallallahu aleyhi ve sellem. Ne uyuyorsunuz falan. Hazreti Ali Efendimiz de dedi ki Allah uyuttu yani, biz uyanamadık falan dedi. Ve kânel insan ve ektera şeyince dedi. Bu insan ne kadar mücadelecidir dedi ya. O ayeti okudu ya, ne cevap veriyorsun dedi. Kalkın teheccüde. Onları hiç bırakmadı. Hiç ihmal etmezdi. Devamlı yanlarına gider. Bir şeyleri yok. Evde böyle peygamberin kızı evlenmiş sallallahu aleyhi ve sellem. Bir diyor ve mâlâ gayru cildi kebş, bir koç postu var. Yatak ne yatak? Koç derisi. O kadar. Başka bir yatağımız yok. Ve lesinle hadimu gayru. Fatıma'dan başka evde bir, yani bir işe yardım edecek ne cariye var ne hizmetçi var. Evet. Ama mana tarafında ne var? Oho, mana, manevi cihette evlendikleri zaman Allahu Teala cinlere emrediyor düğün gecesinde. Efendim bütün melekler, cinler takılar, mücevheller mana aleminde saçıyorlar, dağıtıyorlar. Göklerde, yerlerde bayram var. Ama evde bir koç postu var. Hiçbir şey yok. Bizim evlerde de yatak, döşek, çarşaf, bayağı bir çeşit takım var. Ama manevi tarafta hiçbir rahmet, bereket, meleklerden bir sevinen mevinen bir şey var mı acaba yani? Olur inşallah. Allah oğullarımızı, kızlarımızı evlendirirken çok hayırlı nikahlar nasip eylesin. Ya, yeni evlenecek olanlara da, yani melekleri de memnun eden nikahlar nasip eylesin. Amin. Ama işte maddi taraf başka, manevi cihet başka. Fatıma annemiz işte un, hamur yapıyor, değirmende gidiyor, un öğütüyor. Mübarek elleri nazik, devamlı zikrediyor, ibadet ediyor. Bu sefer elleri yara oldu. Öğütemeyecek hale geldi. Evde bir şey yok, ocakta bir şey yok. Etrafı süpürecek falan. Hali yok, devamlı zaten. Oruç tutuyor, zikrediyor. Hazreti Ali Efendimiz de dedi ki, babana dedi, çok dedi, köleler, cariyelerine, hizmetçiler, fetihler oluyor ya kafirlerden, ganimet geliyor. Köle, cariyeler, hizmetçiler geldi. Dedi gitsen babana desen ki bize bir hizmetçi verse, cariye verse bize. Yani sana acıyorum diyor yani. Sen, sana verse diyor, hizmetine verse diyor. O da gitti. Fatıma annemiz. Evet. Dedi işte babacığım dedi, ben dedi biraz yorgun oluyorum falan, evde bir, bize hizmet eden yok, bize bir hizmetçi bize tayin etsen diye istedi Fatıma annemiz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki Eshab-ı Suffe çok fakir durumdalar, ben şimdi onlara veremeden size nasıl vereyim dedi. 70 tane sahabe var orada, aç, susuz, perişan, hizmetçi, bir şey yok. Eshab-ı Suffe karınlarının açlığından dedi böyle iki büklüm olmuşlar, açlığı hissetmeyelim diye. Ya ben dedi onları düşünüyorum kızım dedi, ben bir şey veremem dedi sana. Ama dedi sana dedi hizmetçiden daha hayırlı bir şey vereceğim dedi. Ela utikuma, Ali ile sana dedi. Vereyim size Bukhari hadisi. Hayran lekuma min hadim, hizmetçiden daha hayırlı. Nedir biz olsak Allah param verecek, bir şey mi verecek? Altın maltın mı var ki git istediğini al falan. Dedi ki her namazdan sonra 33 kere Sübhanallah diyeceksin. Her namazdan sonra bir de yatarken. 5 vakit namazdan sonra bir de yattığın zaman. 33 Sübhanallah. 33 Elhamdülillah. 33 Allahu Ekber. İşte 100. de La ilahe illallah. Yatarken öyle değil. Yatarken 34 Allahu Ekber. Yatmadan evvel 34 Allahu Ekber. Bunu diyeceksiniz dedi. Bir rivayet daha var. Eğer ki çok yorgun olursanız, bunları yapamıyorsanız اَفْتَلُ عَمَالَ اَدْوَ مُعَوَنْكَلْ, amellerin en üstünü az da olsa devamlı olandır. O da Bukhari'de var. Gevşeklik etmeyin. 33'e devam edin ama bir rivayette 10'ar kere Sübhanallah. 10 kere Elhamdülillah, 10 kere Allahu Ekber diye de Bukhari'de var. Hani hiç yapmamaktansa, adam şimdi 33 gözünde büyüyor, hiç yapmamaktansa bu rivayette var.
Bu sizin için hizmetçiden daha hayırlıdır dedi. Yani ahirette köşkleriniz, saraylarınız yapılıyor dedi. Ağaçlarınız döşeniyor dedi. Size cennet lazım dedi. Allah Allah. Şimdi biz olsak babamızdan böyle bir şey isteyecek falan. Efendim elim şey olmuş, yara olmuş, hastayım, şuyum buyum. O da bize dese ki evladım elem neşralekeye devam et. Yani yine dedi ki ne alakası var? Fatıma annemiz öyle dedi mi? Hemen aldı kabul etti. Hazreti Ali Efendimiz'e bekliyor ne haber var dedi. Ne haber babam böyle öğretti. Tamam dedi ona devam edeceğiz o zaman dedi. Burada bize çok feyiz bereket var. Hazreti Ali Efendimiz dedi ki ben ölünceye kadar bu tesbihleri bırakmadım dedi. Yatmadan evvel de devam ettim dedi. Birisi dedi ki Sıffin gecesinde de unutmadın mı dedi. Sıffin gecesi Hazreti Muavir savaş var ya. Savaş patlayacak ortalık karışmış yıkılıyor. O gecede unutmadın mı dedi. Dedi gecenin başında unuttum dedi. Ortasında hatırıma geldi yine kaza ettim dedi. Hazreti Ali Efendimiz. Görüyor musun? Sağlamlığı görüyor musun? İttiba görüyor musun? Öyle bir gecelik iki gecelik değil. Ölünceye kadar savaş olduğu gece bile. Artık Resulullah buyurdu ki bu size faza hayrul lekuma min hadimin. Hizmetçiden daha hayırlı bir şey öğrettim size diyor. O da bütün ümmete ne oldu bu şimdi? Hepimize kaldı hazine. Ya onun için sen de gelsen bana sen. Hoca efendi borcum var da bana biraz yardım et. Ben de sana bunu desem. Hadi git işine dersin ya. Sen diyorsun ki bana araba al, borcumu öde, şunu yap, bunu yap. E ben ne yapayım elimden gelmiyorsa? Ben de sana diyorum şu duaya devam et desem sana. Sen de onun için yadırgama. Öğretilen zikre devam et. Ne var? Evet. Sonra tabii Fatıma annemiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şimdi ne zaman evlendikleri meselesine gelince ne olmuş? Hicretin ikinci senesi. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat etmeden 8 sene kadar evvel evlenmeleri aynı sene hicretin ikinci senesinin zilhicce ayında zifaf olmuşlar. Radıyallahu teala anhuma. Evet. Bir de o arada çok önemli bir faziletleri, meziyetleri var. Diyor ki Hazreti Ali Efendimiz bir gece yemek bulamadık, yattık. Açız, çoluk çocuk. Çıktım biraz et aldım. Ondan sonra Fatıma'ya getirdim. Fatıma pişirdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i çağırdım. Yani azıcık bir et diyor. Biz de çoluk çocuk açız. Efendimiz'e çağırdım. Efendimiz de buyurdu ki İgri fiil lisay. Hanımlarım da aç dedi. Onlara da verelim biraz. Ya zaten kime yetecek falan. Fekaravtül ittis'i. Ondan sonra diyor 9 hanımına diyor tabak şey ettim. Et ayırıyorum 9 hanımına. İgri fiil ebik dedi. Veli Balik dedi baban ben de açım dedi. Bana da biraz. Ayır. Ondan sonra kocan da aç dedi Ali. Ona da ayır falan. Tencerenin içinden diyor. Diyor bir de tencereyi kaldırdım. Gelen et kaç kat artmış diyor. Dağıttık dağıttık. Efendimizin mucizeleri biter mi? Ondan sonra herkes yedi doydu diyor o etten. Bir kere yine aç kaldık. Hazreti Ali Efendimiz gidiyor borç alıyor bir şey alıyor. Bir un zorla buluyor borç. Ondan sonra getirdi. Fatıma annemiz hamur etti, işte onu ekmek yaptım falan diyor. Tam yiyeceğiz, oruçluyuz. Ondan sonra Hasan Hüseyin de birkaç gündür açlar, çocuklar küçük. Ondan sonra akşam tam yiyecekken kapı çalındı. Diyor ki, birisi gelmiş, ben yoksulum, miskinim diyor. Siz Resulullah'ın ehli beytisiniz diyor. Allah için bir şey verin. Allah Allah. Kaldırdık ekmeği diyor, verdik ona diyor. İftar yok, sahur yok. Yaptık diyor. Ertesi gün gitti yine Ali Efendimiz bir parça yine un aldı borç. Getirdi Fatma annemiz ekmek yaptı pişirdi. Akşam iftarlık koyduk önümüze. Tam yiyeceğiz. Çoluk çocuğun gözü görmüyor açlıktan. Birisi geldi kapıyı çaldı. Selamun aleyküm aleyküm bağırıyor. Siz ehli beysiniz ne olur ben yetimim bana bir şey verin. Hadi kalktık o ekmeği de ona verdik diyor. Üçüncü gün oldu iftar yok sahur yok. Kalktı Ali Efendimiz yine ertesi gün borç alıyor. Efendim bir un, bir ekmeklik yani bir ekmeklik. Ondan sonra onu pişirdi Fatıma annemiz. Koyduk önümüze üçüncü akşam. Yiyeceğiz. Biri geldi kapı çaldı. Esirim diyor. Ben de esirim, esirlerdenim diyor. Bir şey yiyeceğim yok diyor. Bana da bir şey verin. Hadi üçüncü günde diyor. Ona verdik. Ondan sonra biz tabii çok zayıf düştük ama Hasan Hüseyin hiç ayakta duramayacak. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına girdiler. Efendimiz geldi onları ziyarete baktı ki diyor Hasan Hüseyin hiç ayağa biraz kalkıyorlar düşüyorlar. Açlıktan hiç. Halleri kalmamış.
Tam o anda tabi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çok üzüntülü vaziyetteyken ayet-i kerimeler nazil oluyor. Rabbimiz Tebarek ve Teala İnsan suresinde onlardan bahsediyor, onları methediyor, onların faziletlerini beyan ederken ne buyuruyor? Estaizu billah. يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا اِنَّا نَخَافُ مِنْ رَبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَر۪يرًا İlahirli hayat devam ediyor. Onlar sözlerinde dururlar. Adaklarını yerine getirirler. Şerri uzun olan 50 bin sene sürecek mahşer gününden çok korkarlar. Onun için kendileri muhtaç iken bir yudum önlerinde bir lokma ekmek, ona kendileri muhtaç iken, onu canları çok çekerken, açlıktan çoluk çocukları perişan iken ne yaparlar? Yoksula yedirirler, yetime yedirirler, esire yedirirler. Ve biz sizi Allah için yediriyoruz. Sizden karşılık istemiyoruz, teşekkür istemiyoruz derler. Adam Allah razı olsun falan dese, aman dua etme, sevabımız eksik olmasın, bir şey istemiyoruz derler. Sırf Allah için yediriyoruz derler. Çünkü biz Rabbimizden korkuyoruz. Önümüzde çok suratı ekşi bir gün var. Şerri çok uzun bir gün var, mahşer var derler. Allah da bu sebeple onları mahşerin şerrinden, kıyamet günündeki azaplardan korudu. Onların yüzüne güleçlik verdi, güzellik verdi, kalplerine sürur verdi, sevinç verdi. Bu sabırları nedeniyle onları cennetlerle, ipeklerle mükafatlandırdı. Müttekine fiyâ alele râik. Cennette tahtlara kurulacak onlar. La yarawne fiyâ şemse ve la zemherîrâ. Ne güneş görecekler, ne soğuk görecekler. Ve dâniyeten alim zulâluâ. Bütün gölgeler üzerlerine yaklaşmış. Ve züllilet kutûfâ tezlem. Meyveler ağızlarına, ellerine gelecekler. Ve yutâfe aleyhim bi âniyetin min fiddatin ve ekvâb. Kânet kavârîrâ. Yanlarında bütün bir hizmetçi istediler de Resulullah onlara tesbih öğretti. Ama bunun karşılığında ne olacak? Onların etrafında efendim, hizmetçiler, gılmanlar, vildanlar cennette dört dönecekler, tavaf edecekler. Kaplar, ibrikler, gümüşten, altından, kavarira min fiddatin kadderuha takdira, kendi isteklerine göre onları dolduracaklar, içecekler. 70 bin sahan, bir tane tencere 70 bin kişiyi doyurur. O kadar yemekler, diz boyu nimetler. Ve üskavne fiyâ kesen, öyle kaseler, cennet şarapları getirilecek. Kâne mizâcuâ zencefîlâ. Onun içine zencefil karıştırılmış. Cennet zencefilleri. Aynen fiyâ tüsemmâ selsebîlâ. Öyle bir gözelerden, pınarlardan içirilecekler. Akıyor. Kimse ona engel olamaz. Ve yatûf alim vildân-ı mukalledûn. Etraflarında hizmetçiler. Emre amade vaziyette dönecekler. İdâra etüm. Ve yatûf alim vildân-ı mukalledûn. İdâra etüm hasibtehum. Sen onları gördüğün zaman sanarsın lü'lü'en menthura, ortalığa saçılmış inci taneleri gibi böyle cennette. Ve idâ râite temme râite ni'îmen ve mülken kebîrâ. Sen cenneti gördüğün zaman, Fatıma'nın, Ali'nin makamlarını gördüğün zaman, sabredenlerin mükafatını gördüğün zaman, çok büyük nimetler, çok büyük mülk ve saltanatlar göreceksin. Allah! Hiç dünyada anlatılmaz, anlaşılmaz bu işler. Aliyum thiyabı sündisin, üzerlerinde ipekler, efendim, kumaşlar, hudru ve istebra, kalın ipek, ince ipek, yeşil ipekler. Ve hullu ve sâhira min fıllâ, gümüşten bilezikler. Ve sekâhum rabbûm şarâben tavura. Allah onları tertemiz şaraplar içeceklerle suvaracak. İnnâ dâ kâne leküm cezâen. Ve onlara ne buyuracak? Bunlar sizin mükafatınızdır. Ve kâne sâikum meşkûrâ. Dünyadaki gayretiniz
Allah için ibadetleriniz, infaklarınız, hayırlarınız Allah katında kabule şayan olmuştur. Allah bizim de bir şeyler yapıyoruz ama bakalım makbul olacak mı bilmiyoruz. Allah bizim de onlar hürmetine amellerimizi meşgul eylesin. Amin. Bak bu kadar ayet-i kerimeler Ehl-i Beyt'in faziletine dair nazil olduğu hakkında birçok müfessir bu ayetlerin tefsirinde beyanlarda bulunmuştur. Bu müjdelere bak. Bunlara özellikle Fatıma, Ali, Hasan, Hüseyin, Rıdvanullah Aleyhim Ecmain hazaratının faziletlerinden. Bitmez, tükenmez. Evet. En önemli meselelerden tabii Fatıma annemiz hakkında söyleyeceklerimizden biri de nedir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra en evvel onun vefat etmesidir. Çünkü ona o kadar bağlıdır ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat etmeden önce ona merhaben bibneti, hoş geldin kızım dedi. Sağ tarafına oturdu. Kulağına gizli bir şey söyledi. Fatıma annemiz ağlamaya başladı. Ondan sonra bir hadis, bir rivayet bir şey daha söyledi gizlice. Gülmeye başladı. Ayşe annemiz olayı takip ediyor, çözmeye çalışıyor. Dedim ki diyor, bugün böyle sevinçle üzün yan yana, bu kadar üzüntüyle sevinci yakın görmedim. Sordum, dedi ki Resulullah'ın sırrını ifşa edemem sallallahu aleyhi ve sellem. Yani babamın bana sırrı var, ben o sana ifşa edemem. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat edene kadar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat ettikten sonra sordum diyor. Dedi ki, babam bana gizlice dedi ki, Cibril her sene bir kere gelir, Kur'an'ı benimle mukabele üzere okur dinleriz. Ben okurum, Cibril dinler. Böylece her sene Kur'an-ı Kerim'i hatmederiz. Bu sene iki kere Cibril Kur'an'ı mukabele yaptı, benimle hatim yaptı. İki kere. Ve inne Cibril kâne yu'arizuni bil Kur'an fi kulli ammerra ve enne yu'arizuni bil ammerrateyn ve la ura illa kad hadara celi. Kızım dedi, ben bu iki kere bu sene Kur'an'ı mukabele yapmasından anlıyorum ki ecelim geldi dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ve inneki evvel ehli beyti luhukam bi. Şimdi orada işte ağladı. Hemen peşinden de dedi ki, ama ailemden bana ilk kavuşacak olan sensin. Ve ni'met selef eneleki, ben ne güzel senden önce gideceğim, seni bekleyeceğim. Deyince efendim işte ağlamak, gülmek hepsi birlikte burada ağladım diyor. Sonra bana dedik, ela terzayne entekuni seyyidete nisai hazil ümme nisail alemin. Kızım dedi, ne ağlıyorsun? Bütün bu ümmetin kadınlarının, hatta alemlerin kadınlarının efendisi olacaksın cennette. Sevmez misin bunu, istemez misin? Deyince ona sevindim, güldüm dedi. Hakikaten 6 ay kadar hiç babasının sallallahu aleyhi ve sellem vefatından sonra güldüğü görülmemiştir. Fatıma annemiz hiç gülmemiştir. Ve devamlı babasının kabri şerifinin yanından ayrılmamıştır. Devamlı ağlardı, ağlardı. Ondan sonra kabrinin toprağından alırdı. Onu gözlerine, mübarek gözlerine sürerdi, yüzüne sürerdi. Ondan sonra şu beyitleri çok okurdu. Mâ dâ alâ men şemme türbete ahmede ellâ yeşumme medyez zemâni gavâliye subbet aleyye mesâibun lev enneha subbet alel eyyâmi sırne leyâliye. Ahmet aleyhisselamın kabrinin toprağını koklayana ne oldu ki? Artık hangi kokuyu getirirsen getir, burnu koku almıyor. O kadar güzel koku ki kabri, o toprağı koklayan diyor hiçbir koku alamıyor. Babamın vefatıyla başıma öyle musibetler döküldü ki, eğer o musibetler günlerin üzerine dökülseydi gecelere dönerlerdi. Bu Peygamber Efendimiz'in Mevlid kıssası kitabının sonunda Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in vefat bölümü var. Orada çok vasiyetleri var ümmete. Bazılarını size anlatamadık da. Onları okuyun inşallah. Vefat etmeden evvel Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ilgili Fatıma annemizin bu halleri. Babasına çok üzüldü. Ondan sonra ne diyor? İhberra fâkus semâi ve kuyyarat şemsün nehâri ve azlemel asrâni. Göğün ufukları toza dumana karıştı. Gündüzün güneşi dürüldü diyor. Ortalık karardı. Velardu min ba'din nebiyyi keyibetün esefen aleyhi kethiratul ahzan. Dünya ağlıyor, topraklar ağlıyor babamın üzüntüsünden. Felyebki şarkul biladi ve garbuha vel tebki mudaru ve kulliye. Artık alemlerin doğusu da ağlasın, batısı da ağlasın, Kureyş de ağlasın, Yemen de ağlasın. Vel yebki davdül eşemmü vücuhu vel beytüdül estari vel erkani. Kabe de ağlasın. Ya hatemel ruslil mübareki sınvu salli aleyke münezzilül Kur'ani.
Kur'an'ı indiren Allah diyor, sana salat etti ya Resulallah, ey benim babacığım diyor. Vefatından evvel de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem biraz sancı çekiyordu. O zehirin tesiriyle, Hayber'de yediği zehirin tesiriyle bazı biraz ağrısını, sancısını dışarı vurduğu zaman Fatıma annemiz benim parçamdır dediği için aynı acıları çekiyordu, parçası olduğu için. O zaman Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Ya Fatıma, leyse alâ ebî kerabun ba'delyum. Bugünden sonra baban sıkıntı çekmeyecek. Kızım üzülme dedi. Ben vefat ediyorum, daha sıkıntı kalmıyor dedi. Onu öyle teselli etti. Ondan sonra Fatıma annemiz hakikaten dayanamadı. 6 ay kadar sonra efendim salı gecesi Hicri 11. sene Ramazan ayının 3'ünde salı gecesinde 28 yaşında vefat etti. Cennetül Bekî'de geceliğin defnedildi. Hazreti Ali Efendimiz cenazesini kıldı. Biri var, Hazreti Abbas Efendimiz cenazesini kıldırdı. Hazreti Ali Efendimiz, Hazreti Abbas'ın oğlu Fazıl kabri şerifine indirdiler. Bazı rivayetlerde vefat Efendimiz'den sonra 3 ay yaşadığı rivayet ediliyor ama ekseri rivayetlerde 6 ay kadar yaşamıştır. Bazı rivayetlerde de geceliğin Hazreti Ali Efendimiz onu evinin içine gömdü diye rivayet edilir. O zaman Efendimiz'in kabrinin yanındadır. Yani şimdiki demirlerin içerisinde gömüldüğüne dair rivayetler de vardır. Ama bizim şu anda amelimiz hemen Bekî mezarlığından girildiği vakit sağ tarafta, Ehl-i Beyt'in mezarlığı sağ taraftadır. Orada görünen Fatıma annemizdir, ilk görünen. Duvarın dibindeki Hazreti Abbas amcasıdır. Fatıma annemizin arkasında 4 tane taş vardır. Hemen görünür onlar şimdi. O öndeki kabri şerifin arkasında Hazreti Hasan Efendimiz vardır. Ondan sonra İmam Zeynel Abidin vardır. İmam Muhammed el-Bakır, İmam Cafer-i Sadık. 4 taş onlarındır. Ehl-i Beyt'ten orada da kişiler vardır. Allah Teala tekrar tekrar ziyaretlerini nasip eylesin. Şefaatlerine nail eylesin. Hazreti Ali Efendimiz Fatıma annemiz de vefat edince, onu defnedince eve döndü. Böyle yapayalnız kaldı. Çok üzüldü, çok üzüldü. Ondan sonra şu beyitleri okudu. Her gün kabrini ziyaret ederdi. Ağlardı. Era ilele dünya aleyye kethireten ve sahibuha hattel memati alilu. Bu dünyanın ne kadar derdi, sıkıntısı varmış dedi. Dünyadaki insan ölünceye kadar herkes belalara müptela olmaktan kurtulamaz. لِكُلْ اِجْتِمَاعٍ مِنْ خَل۪يلَيْنِ فِرْقَةٌ وَكُلُّ الَّذ۪ي دُونَ الْفِرَاقِ قَل۪يلُ. Demek dostların hepsinin ayrılığı varmış. Yani ayrılık çok zor bir şey. Ondan gayri olan belalara karşı, belalar ona karşı az kalır. وَاِنَّ اِفْتِقَادِي فَاطِمَنْ بَعْدِ اَحْمَدَ دَل۪يلٌ عَلَى اَنْ لَا يَدُومَ خَل۪يلُ. Ahmet Aleyhisselam'ı kaybettim. Şimdi Fatıma'yı da kaybettim. Demek ki dünyada hiçbir dost baki kalmayacakmış dedi. Efendim bunu böyle beyitlerle ifade ederdi. Fatıma annemizin Hazreti Ali Efendimiz'den Hasan isimli oğlu oldu, Hüseyin isimli oğlu oldu, Muhsin isimli bir oğlu oldu. Muhsin küçük yaşta vefat etti, yaşamadı. Ondan sonra Ümmü Gülsüm isimde kızı oldu, Zeynep isminde kızı oldu. Leys İbni Sa'd'in rivayetine göre Rukayye isimli bir kızı daha küçükken bulu ermeden vefat etti. Evet, Hazreti Ali Efendimiz Fatıma annemiz vefat edinceye kadar başka bir kadınla evlenmedi. Böylece dersimiz Hasan Hüseyin efendilerimizin bahsine kadar geldi. Tabii ki hakkını vermiş değiliz.